İyi akşamlar sevgili 24 TV izleyicileri. Yine bir küresel oyunda sizlerle birlikteyiz. Yine dış politikada yoğun bir gündem ile karşılaştık bu hafta ve yeniden önümüzdeki haftada çok yoğun bir gündem yine bizi bekliyor olacak. Afganistan'da yeni dönem Türkiye için bölge ve küresel güç dengelerinde önümüzdeki döneme dair ne gibi gelişmeleri barındırıyor? 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünü geride bıraktığımız bugünlerde 15 Temmuz Türkiye için özellikle küresel ve bölgesel etkinliğinde Türkiye'nin bir dönüm noktası mıydı? Bir sıçrama anı mıydı? Bunu da konuşacağız. Bu 5 yıllık süre içerisinde Türkiye'nin gerek dış politika, gerek askeri, gerekse jeopolitik kapasitelerinin de ne gibi değişimler gözlendi? Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere özellikle batılı ülkelerin Fethullahçı terör örgütüne dönük algısında nasıl bir mücadele ilerliyor? Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin karnesi nasıl? Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Çok tarihi bir ziyaret olacak bu. Ziyaretin anlam ve önemini bu akşam konuşacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dünyaya verilecek müjde, mesaj ne olacak? Tüm bu konuları masaya yatıracağız bu akşam küresel oyunda. Bu akşam konuklarımız Doçent Doktor Sayın Ece Baban, Doçent Doktor Sayın Talha Köse ve Orta Doğu Uzmanı Sayın Haydar Oruç. Hoş geldiniz programımıza efendim. Hoş bulduk. İlk olarak küresel oyunda bu akşam ilk bölümümüzü 15 Temmuz'un 5. yılını geride bıraktık. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, şükranla ve saygıyla anıyoruz. Tüm ailelerine buradan sabırlar ve başsağlığı diliyoruz tekrar. Çok gerçekten Türk milleti için bir dönüm noktasıydı aynı zamanda. Hain bir işgal ve darbe görünümlü bir işgal girişimi olarak adlandırsak sanırım yanlış olmaz. Evet. Tüm özellikleri, tüm elimizdeki tüm veriler itibariyle. Ece Hocam sizinle başlamak istiyorum. Özellikle 15 Temmuz'dan Türkiye'nin mücadelesinde, o günden bugüne mücadelesinde ki bu mücadele çok daha öncelerde başladı aslında. Fethullahçı terör örgütüyle mücadele çok daha öncelerde başlamıştı. Ancak özellikle Türkiye'nin o günden bugüne geldiği noktada böylesi hain bir girişimden sonra bile tüm kapasitelerini her anlamda arttırdığını söyleyebiliriz. Evet. Şu an Türkiye'nin dış politikada, diplomaside, masada ve sahada olduğu tüm bu yelpaze, Karabağ'dan Suriye'ye, Libya'dan Doğu Akdeniz'e konuşursak bu nasıl oldu ve bundan sonrasına ilişkin nasıl bir gelecek bizi bekliyor? 15 Temmuz gerçekten hem içeride yaşadığımız olaylar hem de aslında dışarıdaki tehditlerin ne kadar içimize sızdığı ve ne kadar fazla Türkiye'nin hem dış politikasında hem kendi egemenliğinde ve bağımsızlığında ne kadar fazla etki yaratabileceği, tehdit yaratabileceği ile ilgili bize çok önemli bir aslında ayna oldu. İçerideki ve dışarıdaki durumu görebilmemiz açısıyla çok acı bir olaydı. Beraberinde ama Türkiye bu olaydan belki birazcık daha yıpranmış olarak, daha sorunları artmış olarak çıkması beklenirken, Türkiye kendi geliştirdiği stratejilerle ve aslında dostlarını ve düşmanlarından ziyade FETÖ'nün kullanılarak Türkiye'nin çevrelenmesi, sınırlandırılması ve hatta parçalanması, bölünmesiyle alakalı bütün bu planları gördükten sonra biz çok önemli bir takım harekatlar düzenledik, ilişkiler geliştirdik ve bundan sonraki stratejilerimizi de ona göre planladık, ona göre adımlar attık. Bunlar nelerdi? Bir kere en önemlisi dışarıya olan bağımlılığımızın olduğu noktalarda daha egemen, daha bağımsız, daha milli gücümüzü kullanabilecek. Özellikle de savunma sanayinde attığımız adımlar, savunma sanayindeki gelişmeler bizi çok üst noktalara taşıdı. Diğer çok önemli bir nokta neydi? Hemen verdiğimiz bir cevap olarak Fırat Kalkanı, daha sonrasında işte Zeytin Dalı, Barış Pınarı operasyonları Suriye'de özellikle PKK-PYD ile birlikte oluşturulmak istenen, o kantonların birleştirilmesiyle oluşturulmak istenen devletçiğin oluşmasını engelleyebilecek ve tabii ki bunu yönetirken de bir Astana süreci. Astana süreciyle birlikte
birlikte Rusya ve İran'la olan ilişkilerin geliştirilmesi, yeni işbirliklerinin yapılması. Daha sonrasında karşımıza neler çıktı? Azerbaycan'la ilişkilerin ve özellikle Azerbaycan'ın toprak savunmasında Türkiye'nin aldığı rol ve Kafkaslar'da Türkiye'nin aldığı rol. Afrika'da Katar'la olan ilişkiler, Somali'yle olan ilişkiler, Libya'yla yaptığımız deniz yetki anlaşması, münhasır ekonomik anlaşma. Bir bölgesel güç olarak Türkiye'nin sadece kendi bölgesinde değil, bölgeler arasındaki ilişkileri de yönlendirebilecek bir aktör haline gelebilmesi için attığı adımlar. Bunlar bize şunu gösterdi. Darbe olduğu zaman biz ülkelerin, tabii ki şunu söylemek lazım, bir bilim insanı olarak bunu söylemem gerekiyor. Biz bu darbede etkili olan ülkeleri tabii ki elimizdeki verilere dayanarak ve onların darbe zamanında ve sonrasında verdiği tepkiler ve yaptıkları açıklamalarla hangi tarafta ne kadar durduklarını çıkarsayabilecek bir takım veriler, doneler var elimizde. İşte ne kadar süre sonra bu darbeyle ilgili açıklama yaptılar, Türkiye'yi ziyaret ettiler. FETÖ ile ilgili Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere verdiği mücadelede ne kadar Türkiye'nin bu tehdit olarak gördüğü, bir terör örgütü olarak nitelendirdiği FETÖ'ye karşı mücadelesinde ülkeler üstlerine düşen görevi yerine getirdiler. Bunların hepsinin analizini yaptığımız zaman tabii ki bir takım ülkelerin hangi noktalarda olduğunu ve Türkiye'ye karşı aslında nasıl bir tehdit oluşturduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla burada birazcık daha biz denge politikasıyla birlikte ne Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkimizde çözümsüz olan sorunların başında FETÖ gelirken biz ne yaptık? Diğer konularda müttefiklik ilişkisini de geliştirebilecek ancak FETÖ ile birlikte bize tehdit oluşturabilecek diğer konularda da hangi çözümleri ortaya koyabiliriz'i masada tuttuk. Bir direnç mekanizması oluşturduk. Direncimizi gösterirken aslında onların da bir şekilde tehdit olarak görebileceği dengeler ortaya koyduk. Daha satranç masasında elimizi birazcık daha kuvvetlendirerek daha stratejik hamlelerde bulunduk. Bunların hepsi 15 Temmuz olaylarından sonra Türkiye'nin aslında Rusya ile yakınlaşması, İran'la olan ilişkiler, etki alanını genişletmesi, bunların hepsi çok çok önemli atılan adımlardı. Tabii ben burada birazcık daha diğer hocalarım da anlatacaktır. Evet. Biraz genel çerçeveyi çizerek söylemek istedim. Bundan sonrası için ne olmalı? Özellikle Türkiye'nin baktığımız zaman Rusya'nın planları değişmiş değil. Hani Rusya ile olan aramızdaki anlaşmalar ve yakınlaşmadan bahsediyoruz. Ancak Rusya ile olan sorunlarımız da baki. Ve Rusya'nın boğazlarla ilgili olan ben hedeflerinin de tarih boyunca bir hani o büyük planın da çok fazla, büyük oyunun da çok fazla değiştiğini, çok fazla sapmaları olduğunu düşünmüyorum. Tehdit her zaman var. Her taraftan var tehditler. Ancak biz bunları artık yönetebilecek ve dışarıya bağımlılık değil de karşılıklı çıkar ilişkisine göre kendi çıkarlarımızı koruyup iş anlaşmaları, stratejik anlaşmalar yapabilecek bir noktaya geldik. Dolayısıyla bunu daha da ilerletmek için ne yapmamız gerekiyor bundan sonraki adımlarda? Bir, diplomasiyi çok iyi kullanmamız gerekiyor. İki, bölgedeki ülkelerle özellikle de önemli aktör diyebileceğimiz, bölgenin kaderinin tayin edilmesinde önemli role sahip olan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinde adım adım bu ilişkileri iyileştirme çabasında olması. Burada tabii ki şuna vurgu yapmak gerekiyor. Hani Atatürk'ün de özellikle Türkiye'nin dış politikası ile ilgili söylediği çok önemli bir takım şeyler var. Saptadığı çok önemli konular var. Bir, Rusya ile ilişkileri bozmamak, o denge politikasını devam ettirmek. İki, Arapların iç işlerine çok fazla karışmamak, o kaosun içine çok fazla girmemek. Dolayısıyla biz de aslında şu anda hem o denge politikasını çok güzel uyguluyoruz hem de ilişkilerimizi iç işlerinden ziyade çıkarlar doğrultusunda anlaşma sağlayabilecek noktalarda eğer geliştirmeye devam edersek bu Türkiye'nin en önemli kazanımlarından biri olacaktır. Ve böylelikle çevremizde kendi gücü yetmeyen ama askeri güçle ama ekonomik destekle Amerika Birleşik Devletleri gibi ya da işte Fransa gibi aslında küresel aktör olabilecek ve bu tür ülkelerin bir aparat gibi kullanabileceği ülkelere karşı daha güçlü işbirlikleri oluşturabileceğimiz. Belki hani Kafkaslardaki o altılı şeyden bahsetmiştik, işbirlikleri.
Birliği'nden bahsetmiştik. Farklı bölgelerde belki Mısır ile ilişkilerimizi, İsrail ile ilişkilerimizi, tabii ki çıkarlarımıza göre vagon diplomasisini belki izleyerek bütün bu adımları atmamız bundan sonraki süreçte de bizi ve özellikle Kıbrıs zaten konuşacağımız konulardan bir tanesi. Bütün bunların hepsi bizi çok önemli bir noktaya taşıyacaktır. Türkiye bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok daha güçlü, çok daha stratejik ve hakikaten bundan sonraki tehditlere de duvar örebilecek, bundan sonraki tehditleri yönetebilecek bir güçle kalktı. Bu da bence yaşadığımız bunca kötü şeye rağmen çok da önemli bir başarı. Evet. Teşekkür ederim hocam. Sayın Nur, sizle devam etmek istiyorum. Tabii mutlaka en önemlisi Türkiye tüm milletiyle, milyonlarca insan devletiyle, milletiyle birlikte ve liderliğiyle birlikte belki de bu çağın yaşanıp yaşanabilecek en hain kalkışmalardan bir tanesini ve bunu da açıkçası en terörize haliyle yaşadı o akşam ve bunun altından destansı bir zaferle, mücadeleyle çıktı. Dünyada görülmemiş bir örnek olarak. Peki bu bundan anladığımız tabii dış politikada Türkiye'nin mukavemeti arttı, bir sıçrama da oluştu o günden bugüne. Türkiye'nin bu anlamda güvenliğinin bağışıklığı noktasındaki durumu özetlersek ne dersiniz bu konuda? Ya bu hep söylediğimiz gibi dönüm noktası 15 Temmuz. Yani her açıdan hem siyaseten, hem ekonomik olarak hem de güvenlik açısından bir dönüm noktası. Bir kere 15 Temmuz'u daha önceki 27 Mayıs'ta 12 Eylül'le mukayese ettiğimizde zaten çok farklı bir yere koymamız gerekiyor. Bir kere yani başarıya ulaşılamamış bir darbe teşebbüsü nihayetinde ve komuta zinciri içerisinde gerçekleşen bir darbe teşebbüsü de değildi. En büyük farkı oydu. Böyle bir göstermeye çalışsalar da bunun için uğraşsalar da nihayetinde bunu başaramadılar. Dolayısıyla belki böyle bir şey olsaydı, belki zamanlaması, saati falan planlandığı gibi olsaydı bir ihtimal böyle bir başarı ulaşma şeyleri vardı ama nihayetinde ulaşamadılar. Her türlü onlar için düşünürsen olumsuzluklar karşılarına çıktı. Ama halkın sokağa çıkması ilk defa sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi dünyada belki örneği ilk olan belki de bir daha olmayacak. Gerçi pek çok ulus millet için örnek oldu bu. Bizden sonra hatırlayın Venezuela'da da benzer şeyler yaşandı ve bizdekine benzer bir tepki oldu. Bu açıdan dünya siyasetçi ve dünya tarihi içinde dönüm noktası olacak. Bundan sonra herkes her önüne gelen, her yönetimini beğenmeyen ülke, asker, diktatör kafasına göre bir darbe yapma imkanını ve lüksünü artık elinden kaçırmış durumda. Ya da bunu aparat olarak bu örgütleri kullanamayacaklar. Bu kadar kullanışlı, rahat başvurabilecekleri bir enstrüman olmayacak en azından. Çünkü halkların gücü olduğu, askerin karşısında da silah halkın da bir gücü olduğu ve bunu önleyebileceklerini Türkiye göstermiş oldu dünyanın. Bu açıdan çok önemli. Şimdi Ece Hocam bahsetti bazı değişikliklerden ama bu güvenlik boyutunu siz sorduğunuz için söylüyorum. Bu darbe neye vesile oldu, darbe teşebbüsü? Ordumuzun içine sızmış virüsleri ortaya çıkmasına vesile oldu. Bence Türkiye'nin en büyük kazancı bu oldu. Sadece ordudan bahsetmiyorum tabii. Yani bütün devlet aygıtında ve dışarıdaki siyasetin dışındaki, ticaretteki ne bileyim yani en küçük sivil toplumuna kadar içinde FETÖ'nün birimlerini, hücrelerini gördük. Bunları belki daha önceki yıllarda darbeye gelen süreçte tahmin ediyorduk. Bir şeyler bir yanlış gittiğini anlıyorduk. İşte sınırdaki pusulardan, ülkenin maruz kaldığı olaylardan bir şeyler normal değil diyorduk ama bir türlü adını koyamıyorduk. Tam olarak yani röntgeni çekemiyorduk, teşhisi koyamıyorduk ve darbe bize bunu gösterdi. Bence darbeden bizim en büyük kazancımız bu oldu ve ülkenin bel kemiği olan silahlı kuvvetlerimizi bu virüslerden, bu hainlerden temizleme imkanımız ortaya çıktı. Türkiye'nin şahlanışının başlangıcı burada zaten. Hem ordunun içinde hem emniyetin içinde ve daha sonra işte dışişlerinden ayıklananlar, yargı mekanizmasından ayıklananlar sayesinde artık bir şekilde sürüklenen, paçalarından geri çekilen Türkiye değil, artık bu yüklerinden kurtulmuş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Daha önce de projeler vardı. Bizim zamanımızda da değişik projelere başlanıyordu ama bir türlü sonu getirilemiyordu. Ya hep bir aksilik oluyordu yani ne hikmetse. Milli savunma sanayinin bu anlamdaki yakaladığı ivme ve sıçrayış bununla ilişkili. Ya diyorum ya daha önceden de bu projeler vardı. Başlanıyordu. Büyük umutlarla başlanıyordu. Ülkenin daha bağımsız bir savunma politikası olması için ya içimizde de bir sürü böyle bu konuda istekli arkadaş vardı. Ama
bir şekilde bir şey, görünmez el denilen bir tabir vardır ya, o görünmez el bunu nihayete ermesini engelliyordu. İşte biliyorsunuz uçak hadisesini hatırlayın, Burdur'da düşen uçak, şey, Aselsan mühendislerini hatırlayın. Yani bunların evet. hiçbiri tesadüf değil ve bunların hepsini bununla ilişkilendirmemiz mümkün. Yani ülkenin sadece yurt dışında yaşamış olduğu sorunlar da, yurt içinde kaybettiğimiz insanlar ve değerleri de bunlarla ilişkilendirdiğimiz zaman aslında ne kadar büyük bir tehlikenin kıyısından döndüğümüzü, yani tabiri caizse uçurumun kenarından döndüğümüzü söylemek çok mümkün. Ki bu tarihten sonra Ece Hocam söyledi, operasyonlarla, çünkü belki de hani darbe gerçekleşmemiş olsa bile, başarılmamış olsa bile silah kuvvetlerinin gücünün neredeyse yarısı gitmişti. Ayıklananlar, bir şekilde etenli olanlar ve moralmen çökmüştü zaten ordu. Hemen akabinde bir ay sonra böyle bir operasyona kalkışmasını herhalde kimse beklemiyordu. O yüzden bizi bu sürece zorlayan, sözde müttefiklerimiz için de bence sürpriz oldu bu. Çünkü ordunun içinde de hala vatanı seven insanlar olduğunu hiç hesap etmediler. Kendi buraya yerleştirdikleri unsurların her şeyi yönlendirebileceğini düşündüler. En büyük hataları da bu oldu. Şimdi hatırlayın, eski Dışişleri Bakanı Kissinger'in işte makalelerini ya da yazılarını falan hatırlayın o dönemde. İşte Türkiye'ye böyle parmak sallamalar vardı, ders vermeler vardı. Ya dönüşüm olacak, ya reformlar yapılacak, ya yönetim gidecek gibi böyle şeyler vardı. Bunları o dönemde pek okuyamıyorduk, anlam veremiyorduk. Çünkü artık Türkiye'de darbe sayfasının kapandığını, bir daha darbe olacağını kimse ummuyordu. Biz hep bununla ilgili söylediğimizde bu kadar emin olmayın. HSK'nın içinde hala bu niyette olan insanlar olabilir. Hatta dışarıda da olabilir. Daha önceki darbeleri hatırlayın. Sadece TSK tek başına darbeler yapmadı. Yani 28 Şubat bir silahlı darbe değildi ama akademinin, yargının ve ordunun ittifak içinde başvurduğu bir şeydi, süreçti. Dolayısıyla bu hiçbir zaman geçmedi. Şu an içinde ben mesela geçtiğini düşünmüyorum açıkçası söylersiniz. Çünkü biz öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki herkesin dikkatinin ve gözlerinin üzerinde olduğu, bu coğrafyadan bir şey beklediğini, medet umduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla hep dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Ve ne derler, böyle şeyleri gevşetmeden hala sıkı durmamız gerekiyor. Çok iyi bir süreç yakaladık. Çok iyi bir ivme yakaladık. Sizin tabirinizle sıçrama yakaladık. Bunun sonuçlarını almaya başladıktan sonra, etrafımızdaki tehditleri bertaraf ettikten sonra belki, tabii yani düşünürseniz etrafımızdaki tehditleri öyle kolay kolay bertaraf edecek evet. şeyler değil ama önemliydi. Bizim için bir dönüm noktasıydı. Ya bilmiyorum süre var mı yine, ya da ikinci dönem. Devam tamam edeceğiz. O zaman birkaç not daha eklemek istiyorum evet, o zaman. Tala, teşekkür ediyorum. Tala Hocam'a dönmek istiyorum. Şimdi Sayın Oruç'un bıraktığı yerden, Kissinger'dan bahsetti. Ki biz 15 Temmuz 2016'dan önce periyodik olarak ve sistematik olarak özellikle Washington'daki düşünce evet. kuruluşlarından üretilen ve hep bildiğimiz o ünlü medya kuruluşlarında yayınlanan makalelerde bir açıktan ve kapalı sübliminal bir takım mesajlarla karşı karşıya kalmıştık aslında satır aralarında ve başlıklarında hep bunu ima eden üst üste arda arda makaleler yayınlamışlardı açıkçası. Bunu sormak istiyorum aslında, yani evet, ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir darbe görünümlü bir terörize eylem, bir kalkışma halkın ve millet iradesinin bu kadar ortaya konmasıyla dünyayı şaşırtan ve dünyaya örnek temsil edecek bütün dünya halkına bir gece yaşadık sabaha kadar şafak vaktinde zafere ulaşılan. Buradan devam etmek istiyorum. Gerçekten bu dersi aldı mı? Yani Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar işte Türkiye üzerinde bu tip şeylerin kolay olabileceğini düşünen ülkeler ya da isimler, etki unsurları, düşünce kuruluşları bu dersi gerçekten aldılar mı sizce? Maalesef almadılar. Yani bu propagandaya hala devam ediyorlar. Daha önceden sizin de bahsettiğiniz gibi yani Washington'da çeşitli düşünce kuruluşları var, kamu kuruluşları var, çeşitli aktörler ve bileşenler var. Bunlar içerisinde işte biliyorsunuz en önemlilerinden CFR'ın defalarca Türkiye aleyhinde darbeye parmak sallayan raporlar yayınladılar. American Enterprise Institute, Washington Institute. Dolayısıyla yani çok net bir şekilde planlanmış, tasarlanmış ve bu kişilere güvence verilmiş, arkalarında durulmuş bir pozisyon var. Ve ondan sonra tabii ki başarısızlıktan, başarısız olunca Türk milletinin cesur mücadelesi sonucunda hayıflandılar tabii, onu biliyoruz. Ama ondan sonraki dönemde de aslında bu hedeften vazgeçmediler. Bu propagandadan da vazgeçmediler. Başka enstrümanlarla bunu devam ettirmeye karar verdiler aslına bakarsanız. Yani aslında hani Türkiye'nin bu konuda rahatsızlık duymasının sebeplerinden bir tanesi de işte aslında Biden'ın o başkan olmadan önce yaptığı açıklamalarda da bunun sinyallerini veriyordu.
Yine bu bileşenlere bakıldığında, Washington'daki think tanklere, Avrupa'daki think tanklere bakıldığında, eskiden tabii dışarıdaki yani deşifre olmuş bazı isimler var, bazı akademisyen görünümlü tipler var ama hala işte Washington'da işte Turkish Democracy Project gibi yine şeyler evet. kuruyorlar. Yine FETÖ'nün arkasında olduğu tabii, çok bariz çok net olarak. Yani FETÖ'nün arkasında olduğu yine bu düşünce kuruluşlarında yine Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin desteklediği başka projeler var. Yine Türkiye içerisinden bazı işte kişileri, akademisyenleri kendi saflarına katarak bunları kullanıyorlar. Belki bunun bilincinde değiller. İşte bu insanların bir kısmı yerli muhbir gibi çalışarak bu ajandaya hizmet ediyor. Dolayısıyla ben bu hedeften vazgeçtikleri kanaatinde değilim. Hala bu tip projeler devam ediyor. Türkiye aleyhindeki dezenformasyona bakıldığında son derece ciddi, sistematik bir dezenformasyon var. Maalesef Türkiye içerisindeki kaynakları, unsurları da kullanıyorlar. Ve maalesef Türkiye'deki bazı muhalefet partileri de bunların aslında yani ajandasına bunların ajandasına hizmet ediyor. Bunu da görmemiz gerekiyor maalesef. Hani daha önce Türkiye işte DAEŞ gibi radikal örgütlere desteklemekle, işte Türkiye'nin radikalliği desteklemekle suçluyorlardı. İşte Türkiye'yi hani bu yeni Osmanlıcı olmakla suçlayarak yine itibarsızlaştırmaya çalışıyorlardı. Türkiye'de eksen kayması söylemleri vardı. Bütün bunlarla aslında Türkiye'nin batıdaki uluslararası sistemdeki itibarını sarsmaya çalışıyorlardı. Basında devamlı surette Türkiye aleyhinde, Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhinde devamlı surette haberler çıkıyordu. Bugün de aslında buna benzer şeylerin devam ettiğini görüyoruz. Yani aslında hala bizim yani bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu ajandadan vazgeçmediler. Türkiye'yi kendi içerisinde aslında direncini kırmak için yalan haberleri sistematik olarak ortaya atıyorlar. Yani her hafta özellikle muhalefet partileri, onu destekleyen basın kuruluşları bunların bir kısmını dışarıdan alıyorlar. Sistematik olarak Türk toplumunun direncini içeriden çökertmeye yönelik sistematik bir çalışma olduğunu görüyoruz. Bunların bir kısmının uluslararası aktörlerle paralel koordine olduğunu biliyoruz. Bazı Türkiye karşıtı bölgedeki körfez ülkelerinin bunların net bir şekilde desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye tamam yani 15 Temmuz'da biz bu darbeyi Türk toplumunun, Türk halkının o feraseti ve cesaretiyle, Sayın Cumhurbaşkanımız da liderliğiyle bunun karşısına geçtik. Ama bu darbeyi planlayanlar farklı araçlar kullanarak, farklı taktiklerle benzer politikalarını devam ettirmeye karar verdiler bence. Bu konuda da uyanık olmamız gerekiyor. Burada bizi bence güçlü kılacak, dirençli kılacak tek şey buradaki bilinç ve Türk toplumunun kendi içerisindeki dayanışması ve bu konudaki bilgilendirmesi. Dolayısıyla buna karşı da aslında bizim kendi araçlarımızı da geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle iletişim kanallarında daha bilinçli olmamız gerekiyor. Dezenformasyona, bu manipülasyonlara karşı. Yine bu uluslararası think tank kuruluşlarının ve o think tank kuruluşlarında Türkiye uzmanı olarak kullandıkları insanlara karşı bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu insanlar gerçekten uluslararası camiada dezenformasyon yapıyorlar. Türkiye'ye yatırım yapan insanlara gidiyorlar. Özellikle Türkiye'nin içerisinde işte siz bunu yaparsanız Sayın Erdoğan işte güçlenir. İşte veya Türkiye'nin talep ettiği bazı siyaset değişimleri oluyor Avrupa'da, Amerika'da. Bunların önüne geçmek isteyen Türkiye'den isimler var. Türkiye'nin desteklediği isimler var. Bunları da net bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla aslında içeride de yani bu muhalefeti kendi içerisinde muhalefet yapamayan kesimler, bu ben partilerden bahsetmiyorum. Bu kesimlerin artık uluslararası aktörler üzerinden de mevcut hükümeti zayıflatmaya çalıştıklarını, sistematik bir politika sürdürdüklerini, bunun için de dışarıdan da destek, ciddi şekilde destek aldıklarını görüyoruz. Maalesef bunlar bizim biraz daha bu aşamada karamsar olmamızı aslında ortaya koyuyor ama bir yandan da bunları daha önceki tecrübelerimiz aslında bütün bu hamleleri daha iyi analiz etmemizi sağlıyor ama bunu biraz daha bence bu dezenformasyon, bu tip çabaları biraz daha teşhir etmemiz gerekiyor. Bunları açıklamamız gerekiyor. Bunların aktörlerini itibarsızlaştırmamız gerekiyor. Yani ben hala sistematik bir propagandanın Türkiye aleyhinde manipülasyon ve dezenformasyonun devam ettiğini, bütün bu aktörlerin hala aktif olduğunu görüyorum. Bu da beni üzüyor. Yani 2016 darbesinden sonra, darbe girişiminden sonra 5 sene geçmiş. Hala Washington'da bu tip kuruluşlar oluyor. İşte gidiyorsunuz Brüksel'de buna çalışan insanlar var. FETÖ'nün hala işte motive olduğunu görüyorsunuz. Yani
bazı muhalif grupların attığı, muhalif partilerin attığı adımlar bunların aslında cesaretlendiriyor. Evet, maalesef yani Türkiye'de bunu da görmemiz gerekiyor. Tabii ki elbette ki muhalif olmak meşru bir pozisyondur. Ancak bu tip Türkiye düşmanı, Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne hedef alan bu durumlarda belli bir asgari müşterekte uzlaşmamız gerekiyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde buna izin vermezler. Bence bu konuda bilinçli olmamız gerekiyor, uyanık olmamız gerekiyor ve bu hamleleri geriye döndürmeye yönelik de planlı ve sistematik bir stratejimizin olması gerekiyor. Yani dün oldu, bugün olmayacak anlamına gelmiyor. O açıdan bence bu konudaki bilincin devam ettirilmesi gerekiyor. Evet. Ece Hocam, Talha Hocam'ın bıraktığı yerden şimdi bir siyaset üstü tavır iktidarıyla, muhalefetiyle bu noktada hani en azından asgari müşterek olan Türkiye, vatan, aynen, memleket, ülke, beka. Sonuç itibariyle hep söylenir işte Amerika'da yaşadığımız yıllardan da Talha Hocam da çok evlidir, sizler de. İşte bir Amerikan politika siyasi spektrumunda demokratlar, cumhuriyetçiler kıyasıya yarışırlar iç politikada. Ancak dış politikaya gelindiğinde bir meclis başkanı demokrattır. Pelosi biliyoruz ki Trump'tan nefret eden bir figürdü, siyasi figürdü. Amerikan müesses kurumlarını temsil eden bir figürdü. Dışarıya, yabancı ülkeye gittiğinde Trump aleyhine ya da Trump politikalarına ilişkin bir görüş beyan etmeyeceğini bunu haberlere yansıtmıştı. Bunu biliyoruz. Ve yalan haberlerden, dezenformasyondan bahsetti Talha Hocam. Ve FETÖ'nün özellikle Biden yönetimiyle beraber Biden iş başına geldiğinde hani o öngördüğümüz insan hakları, demokrasi, bolca süslü söylemlerin FETÖ tarafından da FETÖ girişiminin bir demokrasiye müdahale girişiminin bir terör eylemi karşısında demokrasiyi bu sefer suistimal ettiğini, yani demokrasi kelimesini FETÖ'nün ve paydaşlarının, ki biliyoruz ki o Turkey Democracy Project, Türkiye Demokrasi Projesi'nde paydaşlar arasında özellikle Washington'daki pro-İsrail, yani İsrail yanlısı hatta çok sağ ve aşırı kanat İsrail lobisinin etki unsurları var ve buna mukabil yine Şahin kanattan da Amerika'nın savaşlarında savaş çağrısı yapmış o Şahin Bolton kanattan gibi da bir adam var yani. Evet, John Bolton, Trump'ın Beyaz Saray'dan kovduğu John Bolton var. Bunları, bu bileşenleri hepsini bir araya getirdiğimizde bu bir dezenformasyon nasıl bir dönem öngörebiliriz bundan sonra? Ne kullanabilir artık bu anlamda bu bileşenler FETÖ ile birlikte? Şöyle, tabii şimdi hem Haydar Hocam'ın hem de Talha Hocam'ın söylediği gibi ben de daha önce ifade ettim. Tehditler var ve bu tehditler değişmiyor. Bu tehditler, bu tehditlerin bizim için hani Türkiye zayıfladığı zaman önce şu bilince sahip olmak lazım. Şimdi biz jeostratejik, jeopolitik olarak çok önemli bir noktadayız ve bizim topraklarımızda Osmanlı'dan itibaren birçok ülkenin planı ve gözü var. Ve bu zaman içerisinde her ne kadar ilişkiler, uluslararası ilişkilerden bahsediyoruz. Bugün iyi olabiliriz, yarın kötü olduğumuz noktada, zayıfladığımız noktada mutlaka pençelerini açarak acaba ne kazanabiliriz diye çevremizde aslında bekleyen ülkelerin olduğunu ve bunun sadece Türkiye için de değil, Türkiye gibi konumu önemli ülkelerde hepsinin bu tehlike altında olduğunu görmemiz ve bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada öncelikle kendi içimizde bir bilincin oluşması lazım. Bu bilinç nedir? Milli değerlere sahip çıkmak bilinci. Merkeze neyi alıyoruz? Merkeze Türkiye'yi aldığınız zaman, Türkiye'nin çıkarını aldığınız zaman, o zaman dışarıya karşı verdiğiniz mücadele bir olur zaten. Ama eğer merkeze kendinizi koyarsanız, merkeze sadece ulaşmak istediğiniz gücü koyarsanız, o zaman maalesef makyavelist bir yaklaşımla aslında yaşadığınız ülkeye, yani sahip çıkmanız gereken, bu bizim bayrağımızdan, devletimizden daha önemli sahip çıkabileceğimiz neyimiz var yani? Hani canımızı verip birçok mücadeleyle topraklarını korumuş olan bir ülkeyiz, bir milletiz. Dolayısıyla burada merkeze Türkiye'nin çıkarını koyduğunuz zaman işte o bilinci oluşturmak için de zaten gerekli temeli atmış oluyorsunuz. Bir yurttaşlık bilincinin gerçekten aynı, çünkü neden? Ülkesine hizmet edebilmek, kendine hizmet edebilmek için, hem de bu milli bilincin, birlikteliğin öneminin anlaşılması çok önemli. Ben bunun için biz eskiden mesela milli güvenlik dersi alırdık.
Evet, liselerde. Lisede alırdık ve Milli Güvenlik dersinde bize gelen askeriyeden gelen askerler, komutanlar bize o milli bilincin oluşmasında önemli katkılar sağlardı. Bize anlatırlardı. Dolayısıyla bunun böyle bir bilincin oluşması için bence mutlaka okuldan itibaren gerçekten bu bilincin oluşması, bu milli bilincin oluşmasında içeride tabii ki farklı görüşler birbiriyle karşı karşıya gelecektir. Demokrasinin temelinde bu var zaten. Ama demokrasiyi demokrasinin düşmanı yapmamak lazım. Bunu işte Amerika Birleşik Devletleri de maalesef demokrasi kelimesini kullanarak yaptığı bütün müdahalelerde aslında demokrasi çatısının altında demokratik olmayan bütün o meşrulaştırılmış müdahalelerinin doğurduğu sonuçları gördük. Bir Irak'a demokrasi götürmek istediler. Başka bölgelere demokrasi taşımak istediler. Afganistan'a götürmek istediler. Aynen öyle. Arap Baharı dendi. Tamam. Hangi bahar? Arap ülkeleri kaosun içinden, iç savaşın içinden çıkamadı. O bahar nereye değdiyse orada bir iç savaş çıkarttı. Orada bir hükümet devrildi ve bir kötü gitti, diğer kötü geldi bazı bölgelerde mesela. Hiçbir şey değişmedi. Ve daha da korkunç bir noktaya doğru gitti. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefleri ulaşmak istediği nokta değişmez. Burada değişecek olan kimdir? Türkiye değiştiği noktada karşınızdaki ülkelerin size karşı alacağı tavır da değişir. Şimdi burada neyi kullanabilir diye konuştuk. Yumuşak gücü kullanmaya devam edecektir. Yumuşak güç de cazibe noktaları oluşturacaktır. Kara propaganda yapacaktır. Bu kara propagandayı yaparken de Türkiye'nin itibarını ve imajını zedeleyecek her türlü unsuru kullanacaktır. Demin de bahsettiğim gibi kendi gücü yetmeyecek Türkiye ile mücadele etmeye, ama dışarıdan alabileceği askeri destek, ekonomik destek, işte söylem olarak destek, üst kurması topraklarında üst kurmasıyla verilebilecek desteklerin hepsinde kullanılabilecek bir takım ülkeler var. Türkiye bunlara karşı mücadelesini hem FETÖ ile hem de diğer terör örgütleriyle hem de kendisine sorun çıkartabilecek, tehdit oluşturabilecek ülkelerle ilişkisini dengeleme konusunda çok büyük bir sınav ve mücadele veriyor. Ve buna da yaparken aynı zamanda sadece askeri anlamda değil, aynı zamanda yumuşak güçle de kültürüne, eğitimine, bunların hepsini görüyorsunuz, cazibe noktaları oluşturuyorlar. Türkiye'nin içerisindeki işte iktidarıyla, muhalefetiyle, görüş farklılıklarıyla oluşan bir takım çatlakları bir yarık haline getirmeye, uçurum haline getirmeye ve oradan bölmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bunlara karşı çok uyanık olmamız gerekiyor. Ama kimin uyanık olması gerekiyor? Yönetimin uyanık olması gerekiyor ayrı, ama halk olarak bizim de bilinçli olmamız gerekiyor. Hı. Bir takım provokasyonlara, provokasyonun ne olduğuna, hangi noktada başlayıp, yani gözlemlememiz de gerekiyor bunu. Bulunduğumuz ortamlarda, çünkü bazen çok iyi niyetli bir şekilde başlayıp sonra farklı nedenlerle başlayıp provokasyona dönüşüp bambaşka noktalara gidiyor. Ki sosyal medyaların bu anlamda iyice aynen öyle. Durumda. Artık çünkü şunu görüyorsunuz. Bilgiyi üreten ve bilgiyi yayan İlk hikayeyi yazıyor ve bunu bütün dünyaya bir şekilde kabul ettiriyor. Bunun halklarda karşılığı çok olmasa da, ama algı olarak ve hani bir güç gösterisi olarak önemli bir karşılığı oluyor. Dezenformasyon çok önemli. Ne yapmamız gerekiyor? Bir sürü bizle ilgili dezenformasyon, yani yalan haber çıkıyor. Bu yalan haberlerin bir kısmı malinformasyon dediğimiz, aslında nefret dilini de içeren, şiddeti de içeren, küçümsemeyi de içeren bir noktaya geliyor. Ne yapmamız lazım? Bütün bunları yakalayıp, aslında bu oluşturdukları, o Trump döneminde de çokça bahsettiğimiz post-truth, yani böyle gerçek üstü, gerçeklikten öte başka bir sanal gerçekliğin oluşturulduğu durumlarda bunları yakalayıp gerçeğin ne olduğunu içerik üreterek, o bilgiyi yayarak bununla da ayrı bir mücadele etmemiz gerekiyor. Bir de ben şunu düşünüyorum. Biz terörle mücadelemizde şunu yaptık hep. Askeri anlamda tabii ki ben hiç haddimi aşarak söylemek istemem, ama çok yakından takip ettiğim için terör örgütlerinin özellikle parçalayarak, bölerek farklı bölgelerde aslında bir araya gelmesini ve güçlenmesini engelledik. Yaptığımız bütün müdahalelerle onları parça parça belirli bölgelerde bırakıp işte o aralarındaki hem iletişimin kesilmesi hem bağın kopması, daha da zayıf olması için Türkiye terörle mücadelesini bu şekilde yürüttü stratejide. Bunu aslında bizim aynı zamanda
zamanda işte bu bütün söylemlerle, dışarıda yapılan lobi çalışmalarıyla, özellikle FETÖ'nün hani dışarıdaki bu lobi çalışmaları etkisi, eğitimdeki etkisi, kültürdeki etkisi, farklı noktaları kullanması, Türkiye'den Türkiye'ye karşı düşman olabilecek ya da düşmanca tavır sergileyebilecek olan bir takım güçlerle bir araya gelerek işte dışarıdan bir takım müdahalelerinde, aslında bizim de bunu kendi lobi çalışmalarımızla, aynı nasıl sahada asker bunu bölerek aslında o güç birliğini engelliyorsa, aynı şeyi bizim işte FETÖ gibi daha arkadan, daha sinsice mücadele eden örgütlere karşı da bunu yapmamız gerekiyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı algı operasyonlarında, propaganda çalışmalarında da aynı şeyi uygulamamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim biraz lobi çalışmalarımızı, biraz diplomasi, kamu diplomasisini, evet, bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Yani ve bunun içinde düşünce kuruluşlarının da, özellikle ülkelerdeki, farklı bölgelerdeki düşünce kuruluşlarının da bunun üzerine odaklanarak, aslında bununla da bir mücadele, nasıl sahada bir strateji oluşturuyorsak işte algıda da bir mücadele alanı oluşturmamız gerekiyor. Yoksa bu demokrasi üstüne, barış üstüne, evrensel değerler üzerine, evet, bütün bu müdahaleler, bütün bu aslında onları korumak adı altında, o çatı altında yapılan bütün bu kavramların tam zıttı eylemleri görmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bunlarla hem toplum olarak çok uyanık olmamız gerekiyor, akademisyenler olarak çok uyanık olmamız gerekiyor, gazeteciler olarak ve bilinçlendirebildiğimiz kadar da insanı bu anlamda yazdıklarımızla, çizdiklerimizle, çektiklerimizle, filmlerle, sosyal medya platformlarıyla bilinçlendirmemiz gerekiyor. Yani yanlış, evet, bu, doğru bu. Bunu, evet, göstermek gerekiyor. Çok iyi hatırlıyorum 2013 yılında Mısır'daki Sisi darbesinden sonra Amerika'nın açıklamalarını, ben de o dönem New York'ta, Washington'da görevliydim. Bir balans ayarı, yani demokrasinin yeniden inşası olarak tanımdıkları çok gülünç gerçekten, ki o dönemde Biden'da başkan yardımcısı. Konusunda da aslında benzer açıklamalar yaptılar. Yani, evet, onu belki Amerika'nın resmi ağızları söylemedi ama Amerika'nın resmi ağızlarına çok yakın düşünce kuruluşu temsilcileri söylediler. Yani Mısır'da ne söylendiyse aslında Sisi'yi desteklemek için, FETÖ'yü desteklemek için aynı şeyler söylendi yani. Evet, evet. Buradan hareketle Sayın Doruç, size devam etmek istiyorum. Blinken'in de, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'in de çok çarpıcı, hocam da, Talha hocam da, sizler de hatırlarsınız. Bir ifadesi oldu ilk Dışişleri Bakanlığı görevine geldikten sonra. Biz artık ülkelerde o alışılagelmiş müdahaleleri tercih etmeyeceğiz diyerek aslında bir paradigmanın, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle demokrat yönetimler dönemindeki iş tutuş şeklinin bir itirafını yaptı. Demek ki bu çok aslında bilinen ve uygulanan ve Türkiye dahil birçok ülkede bu yıkıcı yıpratma faaliyetleri, hedef seçilen ülkede bir dizi yıkıcı yıpratma faaliyetlerini sürdürmesi, propaganda var bunun içinde. Bir takım devlet dışı aktörlerin, terör örgütlerinin desteklenmesi var ve muhalif bir şekilde Türkiye'ye muhalif devlet dışı aktörlerin desteklenmesi. Biraz önce Ece Hocam milli güvenlik, bir ortak milli güvenlik kültüründen bahsetti. Buradan devam edersek bunun oluşması için ne yapılması gerekiyor? Tahkim edilmesi için. Şimdi ben, müsaade ederseniz, buna geçmeden önce ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Şimdi 15 Temmuz'u konuşuyoruz. 15 Temmuz eğer gerçekleşseydi ne olur diye küçük bir simülasyon yapmak istiyorum ben. Yani tehlikeyi biraz daha altını çizmek, evet, ve bunu hissetmemiz için. O günü hatırlarsanız eğer, o gece yaşananları, sabaha kadar olanları, işte sınırlardaki hareketlilikler, sınırdaki bazı askeri birliklerin geri çekilmesi, işte NATO'nun incirlikteki üstündeki ikmal hareketleri falan. Yani eğer o gece darbeciler başarabilselerdi, Ankara'yı, İstanbul'u düşürmüş olsalardı, ülkenin yaşaması muhtemel gelişmeler. Yani biz belki de şu anda hızlı bir topyekun bir Türkiye'den bahsetmemiz belki mümkün bile olmayacaktı. Hatırlarsanız o dönemde FETÖ'nün de bir Hümeyni-vari bir şekilde Türkiye'ye getirileceği ve daha böyle dini, otoriter bir devlet kurulacağına yönelik söylentiler vardı ki çok uzak
şeyle gerçeklikten de çok uzak değildi aslında. Böyle bir şey olması muhtemeldi. Sınırlarımızın işte bir kısmında belki PYD'nin sınırdan girerek boşaltılmış bölgelerde girerek o bölgeleri ele geçirmesi, Irak kuzeyde daha güneydeki bölgelerde işte bazı haritalar yayınlandı. Ya 15 Temmuz olsaydı ne olacaktı? İşte Sevr'i hatırlatan haritalar yayınlandı. Dolayısıyla belki böyle bir Türkiye'ye uyanabilirdik yani. Darbeciler sadece yönetimi AK Parti ya da Erdoğan'ı indirmiş olmayacaklardı aslında. Ülkeyi de belki de başkalarına belki isteyerek belki de istemeyerek teslim etmiş olacaklardı. Bunun farkındalar mıydı? Bunu tartışmamız lazım. Anladığımız kadarıyla aslında hepsinin çok da bundan haberdar olduğunu söyleyemiyoruz. Çoğunun beyni yıkanmış olduğunu görüyoruz ama bunların suçlarını da hafifletmiyor. Ama biz böyle bir riskten döndüğümüz için bunu tekrar tekrar hatırlatmamız lazım. Ve bahsettiğimiz gibi bir sürü şeyden bahsediyoruz. Ben onlara biraz ekleme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir mülteci anlaşması yapıldı. Ve Türkiye bazı şartları yerine getirdi. Vize serbestliği onların karşılık vermesi gerekiyordu. Yapmadılar. İşte dediler ki şu kadar maddeden şu kadarını getirmediniz. Bunlardan bir tanesi neydi? İşte terörle mücadele yasasındaki bazı hükümlerin onlar tarafından kabul edilebilir görülmemesiydi. Yani işte biz terörün tanımıyla alakalı. Biz Avrupa Birliği'nin sınırlarında değiliz. Yani bizim maruz kaldığımız tehdit, yüzleşmek zorunda kaldığımız tehditle onların karşılaştıkları tehdit çok farklı. Keza görüyorsunuz işte Kuzey Avrupa'nın İskandinav ülkelerini Rusya'dan algıladığı tehditten nasıl böyle hop otur pop kattıklarını yaşıyoruz işte. Evet. Polonya bile bunun için NATO'yu seferber etmeye çalıştı. Onlar kendilerine gelince bu tehditler çok fazla gündem olabiliyor ama bizim yaşadığımız tehditleri görmezden geldiler ve bizim bu kanunları esnetmemizi istediler. Onların normunda olmadığını söylediler. Bunun için de vize serbestliğini imtina ettiler ve biliyorsunuz o anlaşma bazı yerleri yürüyor ama çoğu anlamda işlemedi. İşte çok yakın zamanda çocuk savaşçıları destekliyor. Hı. Türkiye'de Sultan Murat Tugaylı ile ilgili böyle bir yaygara ortaya attılar. Ki kendileri YPG'yi desteklerken, YPG çocuk savaşçıları istihdam ederken bunların hiçbir raporlara yansımadı maalesef. Diğer bir konu işte darbeden sonraki süreçteki 2018'deki ekonomik saldırılar. İşte Brunson olayı. Şimdi Türkiye FETÖ'nün iadesi için bir sürü dosyalar hazırladı. İade dosyaları hazırladı. Bir şekilde o Amerikan Adalet Bakanlığı'nın koridorlarına kayboldu ama onlar Ralph Brunson'ı almak için ne kadar büyük bir baskı kurdular Türkiye üstünde hatırlayın. Yani onların bir kendi elemanlarını almak için neler yaptılar ama Türkiye birinci tehdit olan kişi iade almak istediğinde bunu vermemek için ellerinden geleni yaptılar. Ne yaptılar? İşte Michael Flynn gibi bir adamı Amerikan Derin Devleti bir şekilde allem etti, kallem etti, ortadan kaldırdı ki ulusal güvenlik danışmanı bu adam. Yani Amerika'daki karşılığı nereye geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Evet. Bu adamı bile harcadılar yani FETÖ'ye dokundurmamak için. Trump'ın seçim kampanyasını hatırlayın. Bunun bir darbe, Amerika'nın darbenin arkasında olduğunu kendisi söyledi. Bu Obama'nın darbesidir dedi. Michael Flynn aynı şeyi söyledi. Biz dedi yönetime gelince dedi iade edeceğiz dedi. Ama ettirmemek için elinden geleni yaptılar. Trump başkan olduğu halde muktedir olamadı. İşte Suriye'den çekileceğim dedi, çekilemedi. İade edeceğim dedi, edemedi. Yani o kadar derinlerini işlemiş ki, o kadar kendilerinin bir aygıtı ki bunu vermekten imtina ettiler. O yüzden biz hani bunları yapacağız belki, kendimizi kuvvetlendireceğiz ama onların orada olduğunu düşünerek onlara rağmen bir şey yapmamız gerekiyor. Çünkü vermeyeceklerini artık anladık. Biz ne yaparsak yapalım. Aslında boşuna oraya dosyalar gönderiyoruz. Kendi sırlarımızı onlara açık ediyoruz belki de. Bunu yapmak doğru mu yanlış mı bunu tartışmamız lazım. Hemen akabinde hatırlayın. İşte Barış Pınarı operasyonu yapıldığında Amerikan medyasında İsrail menşeli bazı kanallardan görüntüler yayınlandı. İşte Türk askeri yakıyor falan gibi böyle aslında. Evet. Alakasız görüntülerinin Türk askerinin vahşeti diye yayınlamaya başladı. İşte Kaşıkçı olayı biliyorsunuz. Eğer biz ortaya çıkarmasaydık Türkiye'nin başını sarılacak bir şeydi orası. Çorap örülmeye çalışıyordu. Ve Türkiye, Türk istihbaratı bunun arkasındaki planı deşifre etti. Bu sayede biz belki ondan çok az etkilendik. Yani çok belki Kaşıkçı'nın ailesi için çok büyük bir kayıp ama biz daha fazla etkilenebilirdik. Yani Türkiye Kaşıkçı'nın katili olarak damgalanabilirdi. Yani bu da bir de Doğu Akdeniz'de ki CIA istihbarat raporlarına da bu tehlike zaten daha öncesinde bildirilmiş durumdaydı. Ya, işte bunları maalesef hepsini biliyoruz ama tekrar etmekte bence fayda var. Çünkü unutmaya da çok yatkınız. Bazı şeyleri görmez
görmezden gelmek gibi bir huyumuz var. İşte Doğu Akdeniz'de yaşadığımız olaylar var. Libya'da yaşadığımız olaylar var. Libya'da Türkiye, Libya'nın meşru hükümetiyle anlaşmış olarak oraya gitmesine, davet üzerine gitmesine rağmen işte bazı kesimler tarafından yabancı savaşçı, paralı asker bulundurmak da suçlandı orada. İşte Rusya'nın Wagner'i oradayken onlar bile bizi eleştirir duruma geldi. Ki meşru olarak orada bulunan aktör biz iken. Doğu Akdeniz'de kendi hak ve menfaatlerimizi korumak için bulunuyoruz. Onun için orada hem sismik gemi hem sondaj gemisi bulunduruyoruz. Ama Sevil haritası gibi saçma sapan, hiçbir mesleti olmayan, hiçbir dayanağı olmayan bir harita yüzünden Yunanistan ve arkasındaki Avrupa Birliği bize daha dar bir kapsamda bulunmamızı ve bu aramalardan ve sondajlardan kaçınmamızı niye? Birlikle münasebetlerin iyi olması için bunu şart koştular. Yani hatırlayın, yani bunlar çok uzun geçmiş olan şeylerdi. Daha çok yeni Avrupa Birliği Dış İlişkiler Komiseri ne dedi? İşte iki devletli çözüme biz karşıyız dedi Kıbrıs'ta. Ne olursa olsun biz bunu kabul etmiyoruz dedi. Ama aynı Avrupa Birliği 2004 yılında Annan planı referandumunda Türkler evet demesine, Rumlar hayır demesine rağmen Rum tarafını Avrupa Birliği'ne aldı. Evet. Yani kendi verdikleri sözleri tutmadılar. Bunların hepsini topladığımız zaman bizim maalesef muhatap olduğumuz, yeri geldiğinde müttefik dediğimiz, yeri geldiğinde ortak partner dediğimiz kişilerin çok da samimi olmadığını görüyoruz. O yüzden bizim gerçekten kendi gücümüze güvenip ona yaslanmamız gerekiyor. Yani dışa bağlı bir şeyden medet ummayacağımız, onlardan bize fayda gelmeyeceğini bu süreç bize çok iyi gösterdi. Ne zaman ki biz kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya başladık, bölgedeki gücümüzü, işte kollarımızı yaymaya başladık, biz burada olduğumuzu hissettirdik, o zaman muhatap alınmaya başladık. Yoksa Libya ile ilgili konferansa, Berlin konferansına Türkiye çağrılmayacaktı belki de. Yani orada bizim sahada olmamız bizim masada olmamızı sağladı. Keza Suriye ile ilgili Astana görüşmelerinde de belki Rusya onu kendi kotaracaktı bir şekilde. Azerbaycan'da da keza aynı şekilde. Güçlüyseniz, sahada varsınız, askeriniz varsa ancak masada muhatap alınıyorsunuz. Yoksa olmuyor. Ve bunların hepsini topladığımız zaman işte bu darbenin böyle bir şeye vesile olması açısından çok anlamlı görüyorum. Belki de uyanışımız, yani millet olarak, ulus olarak uyanışımızı sağladı. Evet, ben de katılıyorum Ece Hocama. Yani bunların bir şekilde sürdürülmesi lazım. Yani bunu söyleyip burada bırakmamamız lazım. Hı hı. Yani devamlı hatırlatmamız ve bu şeyi diri tutmamız, taze tutmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Talha Hocam, size döneyim. Hep bir söz vardır. Hani yani Türkiye uzun maraton koşucusu ve sanki durursak düşecekmişiz gibi, evet, bir durum. Bir tabloyla, evet, karşı karşıyayız. Hele coğrafyamız, kaderimizse böyle görünüyor ama uluslararası ilişkiler açısından ve real politik açısından baktığımızda Türkiye 15 Temmuz sonrası bu güç politikasında ve küresel güç dengelerinde nereye geldi? Ya Türkiye ciddi bir şekilde bir kere silkindi. Yani etrafında onu bağlayan bazı bağlardan kurtuldu. İstihbaratın içerisinde, yargının içerisinde, basının içerisinde, askeriye içerisinde, akademi içerisinde sızmış olan bütün bu unsurların önemli bir kısmı bir kere tasfiye edildi. Dolayısıyla buradan farklı dış aktörlerin kullanabileceği bir aslında araçtı bunlar. Bunlar tasfiye edildi. Bunlar tasfiye edildikten sonra Türkiye'nin terörle mücadelesi çok daha etkili hale geldi. Yani daha önce dağ taşı vuruyorduk maalesef. Artık Türkiye gerçekten etkili bir terörle mücadele stratejisi geliştirdi. Sonra askeri teknoloji konusunda daha önce elimizi bağlayan bazı noktalarda müstakil adımlar atabildik. Sonuçta Türkiye'nin kendi içerisinde o direncini kıran bazı işte kuruluşlar, sivil toplumdaki bu kuruluşlar tasfiye edildi. Kendi içerisinde özellikle hassas konularda belki bazı muhalif kesimler Türkiye'nin politikalarını eleştiriyor olsalar bile aslında ulusal konularda, Libya meselesinde, Doğu Akdeniz meselesinde veya PKK'la mücadele konusunda aslında çok daha etkili bir hale gelindi. Yine tabii ki o planların önemli bir unsuru da aslında Türkiye'nin güneyinde bir uydu devlet oluşturulmasıydı. Ve maalesef buradaki Türkiye'deki iç bazı aktörlerin de burada kullanılmasıydı. Ve bunun da önüne geçildi. O işte Hendek, Barikat, Çukur eylemleri, onun sonrasındaki bütün gelişmeler aslında bunun parçası olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla öncelikle bir kere Türkiye üzerindeki bazı yüklerden kurtuldu. Yani bu güvenlik konusunda, terörle mücadele konusunda elini kolunu bağlayan bazı yüklerden kurtuldu. Bu olumluydu. Ondan sonra kendi içerisinde tabii ki bu operasyonlarla özgüveni artmaya başladı. İşte
Fırat Kalkanı operasyonu, Zeytin Dalı operasyonu, bütün bu operasyonlar aslında yani çok kısa sürede Türk ordusunun tekrar toparlanmasını, özgüvenini kazanmasını ve Türk toplumu tarafından meşruiyetini yeniden kazanması ve daha güçlü hale gelmesini sağladı. Bu da önemliydi. Yani milli birlik açısından bütün bu operasyonların yapılıyor olması çok önemliydi. Bence burada özgüveni kazandı. Sonra tabii başka yani bölgedeki diğer sorunlar da bitmedi. Mesela Katar'dan bahsediyoruz. Yani Katar'ın aslında rejim değişikliği yapılıyordu Katar'da. Türkiye bir kere tabii yani orada bir rejim değişikliği planlanmıştı. Türkiye'nin müdahalesiyle aslında Türkiye'nin aslında bölgedeki tek müttefiki, meselelere ortak baktığı tek ülkeydi. O engellenmiş oldu. Şimdi Katar'daki başarı aslında Libya'daki aslında meşru aktörlerin Türkiye'ye yaklaşmasını sağladı. Yani Türkiye başarılı bir perspektif, başarılı bir mücadele koyunca bir kere diğer aktörler de Türkiye'nin dostu olan ve meşru aktörler de bir kere Türkiye'yi önemli bir ülke olarak görmeye başladılar. İşte bu Azerbaycan'da olsun, Libya'da olsun ve hatta Suriye'de olsun, Suriye'deki meşru aktörler de Türkiye ile çalışıp kendi çıkarları doğrultusunda meşru siyasi mücadelelerini Türkiye ile koordine etmeye çalıştılar. Türkiye'nin aslında bölgesel itibarı da arttı. Yani son dönemde Türkiye ile ilgili çıkan yazılara bakıldığında Türkiye'nin bu dış operasyonlardaki başarıları, kendi içerisindeki askeri performansı ve işte Afrika'da bulundurduğu potansiyeli, savunma sanayi, bunlar bir araya aslında düşünüldüğünde aslında daha önce Türkiye'nin aleyhinde gibi görünen aktörler açısından da Türkiye'yi işbirliği yapılması gereken önemli bir aktör haline getirdi. Yani mesela Amerika, Afganistan'da, Orta Asya'da birçok yerde aslında Türkiye ile işbirliği yapmanın kendi menfaatleri doğrultusunda olacağını görmeye başladı. Bir yandan şunu da gördü tabii. Sadece biz hep Amerika'yı konuşuyoruz burada ama tabii ki Rusya'nın, Çin'in, Almanya gibi ülkelerin de Türkiye veya Fransa'nın da Türkiye üzerinde bazı emelleri var. Onların da operasyonel kabiliyetleri, onların da aktörleri var. Onlar da aslında Türkiye'ye onlar açısından da cazip hale gelmeye başladı. Yani Rusya'nın Türkiye'deki yatırımları artmaya başladı. Çin'in Türkiye'deki yatırımları artmaya başladı. Stratejik işbirliğinde adımlar hızlanmaya başladı. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin değeri arttı. Yani daha önce Amerika'ya veya Batı'ya angaje olmuş, eli kolu bağlanmış bu tip örgütler tarafından bir şekilde enerjisi harcanan bir Türkiye bu yüklerden kurtulduğunda Çin açısından da Rusya açısından da Almanya açısından da işbirliği yapılması daha elverişli bir ülke haline geldi. Bence Türkiye'nin değerini de arttırdı. Dolayısıyla yani Orta Doğu'daki Türkiye'ye bakan ülkeler açısından da Türkiye'nin değeri arttı. İşte Türkiye Umman'la ilişkilerini geliştirdi. Katar'la, Kuveyt'le ilişkilerimizde yeni bir performans, bir olumlu dinamik var. Yine Mısır'la son dönemde ilişkilerde... Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile yani Sayın Çavuşoğlu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tabii ki hala Türkiye'nin sorunlarını çözemediği iki ülke ama yani bir yani 2014-2013 yıllarıyla karşılaştırdığımızda Türkiye'nin aslında bütün bu operasyonlarla göstermiş olduğu performans ve güçle aslında diğer aktörler açısından da çok daha cazip bir partner haline gelmeye başladığını görüyoruz. Tabii diplomasi boyutunu da daha dengeli hale getirmeye başladı. Yani tabii ki 15 Temmuz sonrasındaki ve 2016-2017'deki dönemde Türkiye'nin özellikle askeri operasyonlarla daha ön plana çıktığını görüyoruz ama son dönemdeki başarılı diplomasi hamleleriyle sadece askeri alanda değil, diplomatik adımlarla da alanını genişleten bir Türkiye var. Daha olumlu Ece Hoca'nın da söylediği gibi kamu diplomasisine, yumuşak güce de benzer bir dengeli bir önem veren bir ülke olarak daha dengeli hale geldiğini görüyoruz. Daha yani önümüzdeki dönemde bu denge devam ederse Türkiye'nin diplomasi açısından da daha yapıcı adımlarla, daha yapıcı işbirlikleriyle çok daha etkili hale geleceğini görüyoruz ama bütün bu tehditleri, risklerin de ortadan kaybolmadığını görmemiz gerekiyor maalesef. Yani biz burada en azından Türkiye'nin kendi içerisindeki askeri müşterekleriyle tabii ki yani muhalefet olabilir, farklı perspektifler, farklı sesler olabilir ama
kendi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda en azından asgari müşterekler konusunda bir mutabakata varmamız gerekiyor. Yani Türkiye operasyon yaparken Türkiye işte cihatçıları desteklemekle suçlamak, bunu uluslararası basına sunmaya çalışmak gerçekten kabul edilebilir şeyler değil. Yani Türkiye'de 15 Temmuz'la ilgili dahi böyle bir durum söz konusu. Evet, yani Türkiye işte cihatçıları destekliyor, burada illegal şeyler yapıyor, işte Türkiye narko devlet haline geliyor tarzında şeylerle aslında yani bunu Almanya'da yapamazsınız, bunu Fransa'da yapamazsınız, Amerika'da yapamazsınız. Yani bunu gazetecilik veya muhaliflik çerçevesi içinde almazlar ama maalesef Türkiye'de bu tip şeyleri, bu tip manipülasyonları çok rahat yapabiliyor. Bence Türkiye'nin ulusal konularda bazı asgari mutabakata varması gerekiyor ki bütün bu stratejik hamleler daha düzenli bir şekilde devam ettirebilsin. Hala kendi içteki bu kırılganlıklarımız Türkiye'nin üzerinde bir yük olmaya devam ediyor ama bir yandan da bu konularda bilinçli olan kitlenin de arttığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye üzerindeki yüklerden kurtuldukça, sahaya gittikçe, diplomatik angajmanlarını arttıkça daha güçlü hale geldi ve daha çekici bir ülke haline geldi. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Yani tamam, güvenlik belki 15 Temmuz sonrasında daha ön plana çıktı. 5 sene güvenlik odaklı bir dış politika götürdük ama bundan sonraki dönemde ekonomiyi, yumuşak gücü, diplomasiyi daha fazla ön plana çıkaran bir diplomasiyle onu dengelememiz gerekiyor ki çok daha cazip bir ülke olarak adımlar atalım. Bence bunun bilincine varıldı. Bununla ilgili çok önemli hamleler yapılıyor. O açıdan da diplomasi açısından da Türkiye'nin attığı bölgesel adımlar var. İşte Orta Asya'ya yönelik, işte Pakistan'la ilgili olarak, işte diğer Ukrayna'yla, Romanya'yla, Polonya'yla ilişkilerini geliştirmeye yönelik, Avrupa Birliği ile ilgili yeni adımlar atılmaya çalışıyor. Bütün bunlar dengeleyip Türkiye'yi bence daha istikrarlı bir dış politika çerçevesine götüreceği kanaatindeyim ben. Evet, son iki dakikamız. Tamam. Ece Hocam'ı size vereceğim. Talha Hocam'ın ifade ettiği gibi Türkiye'nin bağımsızlığı, otonomisi arttıkça çok daha çeşitlendirilebilir bir dış politika ve güvenlik anlayışına oturtulabiliyor. Riskleri de beraberinde getiriyor. Belki en büyük risk, belki tamamlanması gereken puzzle'ın en önemli parçası da Türkiye'nin milletiyle, bu yek vücut muhalefetiyle, her türlü kesimiyle buna destek vermesi. Son olarak sizin düşüncelerinizi bu anlamda almak istiyorum. Ben şöyle iki şeye dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, bu sizin söylediğinizi bir vücut buldurmak için aslında Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejisini çizerken saha ve masa olarak, hani burada ulusal güvenlik stratejimizde bizim neler olmalı, sahada neler yapılmalı, askeri, onu en iyi askerler bilir. Dolayısıyla ona bir şey söyleyemeyeceğim ama masada neler olması gerekiyor? Türkiye'yi merkeze alıp pergenin ucunu Türkiye'nin üzerine koyup daha sonra çevresinde bizim birincil olarak aslında ilişkide bulunup çıkar ilişkimize göre hangi ilişki ağlarını örmemiz gerekiyor? Bu ilişkileri geliştireceğimiz ülkelerin bize tehdit olarak kimlerle hangi unsurları kullanıp karşımıza gelebileceklerini masaya döküp bence hepsi içinde, her belki bölgesel olarak da olabilir, küresel aktörler açısından ülke odaklı da olabilir, ilişkileri geliştirecek, analiz edecek, tehditleri değerlendirecek aktif çalışan komisyonların oluşturulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir. İkincisi de güvenlik açısından da şunun altını çizmek istiyorum. Bütün bu konuları konuştuk. Son dönemde belki bir önceki hafta konuşmuşsunuzdur, ben rahatsızdım bilemiyorum ama maket uçak saldırıları vardı. Evet. Dolayısıyla bütün bu geliştirdiğimiz, aslında bizim İHA'larla, SİHA'larla, dronlarla savunma sanayinde geliştirdiklerimizin yanında bütün bu sistemleri bize karşı kullanılabilecek ve tehdit oluşturabilecek ülkelerin de olduğunu ve terör örgütlerinin de bunu kullanması için bir girişimde bulunabileceğini düşünerek buna karşı da çok önemli önlemleri almanın gerektiğini altını çiziyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sevgili 24 TV izleyici, bir aradan sonra yeniden karşınızda olacağız. Değerli 24 TV izleyicileri, Küresel Oyun'da yeniden beraberiz. Konuklarımız Orta Doğu uzmanı Sayın Haydar Oruç, doçent doktor Sayın Ece Baban ve doçent doktor Sayın Talha Köse. İlk bölümümüzde 15 Temmuz sonrası Türk dış politikası, güvenlik politikaları, bunları değerlendirdik ve çok önemli çıktıları oldu. Açıkçası kendi adıma da ben çok faydalandım, istifade ettim. Bu bölümde daha bölgesel konulara ağırlık verirsek, özellikle Afganistan'daki gelişmeler, Taliban'ın dönüşümü, Amerika'nın büyük yenilgisi ve
Bu şu anki zemin hazırlayan faktörler neler oldu? Biraz bunlara değinmek istiyorum. Afganistan'ı bekleyen yeni senaryolar neler olabilir? Türkiye'nin Afganistan'da biraz önce reklamdan önce Talha Hocam'ın dediği gibi Amerika ile işbirliği alanları da gelişebiliyor. Türkiye'ye ihtiyaç bu anlamda artıyor. Türkiye'nin de bu anlamda Afganistan sahasında olacağını öngörürsek bundan sonraki dönem bize neleri beklememizi işaret ediyor? Tabii Afganistan çok zor bir coğrafya. Tarihsel olarak da nüfuz edilmesi zor bir ülke. Hatta işte Asya'nın kalbi olarak da algılanan gerçekten bütün o büyük güçlerin kesişim noktası Çin'in, Rusya'nın hatta işte Amerika'nın. Dolayısıyla çok önemli bir ülke ama tarihsel olarak da bir talihsiz bir ülke. Maalesef 11 Eylül'ün bütün o sorumluluğu da Afganistan'a kesildi ve ondan dolayı da Afganistan da çok mağdur oldu ama geçen 20 yıl boyunca da bir istikrar sağlanamadı o ülke. Yani şimdi geçmişe dönüp bakılınca hani o dönemde doktora ilk başladığım yıllarda 2002-2003'te Amerikalı arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Siz oradan yenilip çıkacaksınız demiştim yani onlarla konuştuğumuzda. Sebebi de yani siz bir kere hem oradaki inceliği, ayrıntıları anlayamıyorsunuz. O insanlara düşman gibi davranıyorsunuz. O insanlar içerisinde çok ılımlı insanlar var. Onlar arasındaki farklılıkları bilemiyorsunuz. Onları kışkırtan bazı aktörler var. Onları bilemiyorsunuz. Ama en nihayetinde bu insanlara düşman gibi davrandığınız sürece orada sizin başarılı olma şansınız yok. Ve gerçekten de iyi ki bu 11 Eylül'ün bütün hışımı, bütün aslında öfkesi Amerikalılar tarafından Afganistan'a akıtıldı. Ve maalesef işte bu bugün yaşadıklarımız da o öfkenin geri tepmesi, böyle aynadan yansıması gibi. Gerçekten yapmak istedikleri şeyin tam tersini orada gerçekleştirdiler. Bugün için bakıldığında Taliban eskiden olduğundan çok daha güçlü. Kendi toplumsal zeminini artırmış durumda. Askeri olarak daha güçlü hale gelmiş durumda. Afganistan toplumu çok daha kırılgan hale gelmiş durumda. Diğer ülkelerin işte Rusya'nın, Çin'in hatta İran'ın Afganistan üzerindeki nüfuzu artmış durumda. Yani Amerika burada neyi hedefledi diye bakıldığında tamam El-Kaide vardı. El-Kaide şu anda var mı? Var. Evet yani aktif. Başka ne var? DAEŞ var. Başka ne var? İşte Taliban içerisinde daha radikal Hakkani grubu gibi gruplar var. Dolayısıyla Afganistan'da ne yapılmaya çalıştı? Tamam yani Amerika belki 11 Eylül'ün öfkesini Afganistan üzerinden çıkarttı ama orada ne yapmaya çalıştıysa tam tersi oldu. Yani Afganistan içerisinde bulunan ılımlı, oradaki istikrarı savunan gruplar bir dönem Amerika ile işbirliği yapmak zorunda kaldı. Şimdi onlar ciddi bir mağduriyet içerisindeler. Maalesef bir başarısızlık yani yapılan bütün hamleler en nihayetinde Afganistan'da istikrarlı sürdürülebilir bir barışın tesisine katkı sağlanmadı. Bundan sonraki dönem içinde çok da böyle iyimser olmamızı sağlayan bir çerçeve yok. Türkiye açısından bakıldığında Türkiye bir kere hiçbir zaman aktif sahada operatif olarak güç kullanmadı. Hiçbir zaman NATO içerisinde yer aldı ama NATO'da daha çok istikrarı sağlamaya yönelik dost bir ülke olarak davrandı. Afgan insanlarıyla yüz yüze yan yana ilişki kurmaya çalıştı. Ve o yüzden Türk bayrağının her zaman için Afganistan'da bir karşılığı oldu. Tabii ki bugün için Türkiye'yi istemeyenler, Amerika'ya düşman olanlar Afganistan Türkiye'ye karşı da bazı söylemler ortaya koydular. O Taliban'ın yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye'ye yönelik de tehditler vardı ama bir yandan da yani tabloyu şöyle okumamız gerekiyor. Yani Afganistan'la Türkiye'nin 100 yıllık ilişkisi var. Yani çok köklü ilişkileri var. Diplomatik olarak Atatürk döneminden kalan o dönemde inşa edilmiş güçlü ilişkiler var, güçlü bağlar var. Afganistan'ın içerisindeki bütün unsurlarla Türkiye'nin yapmaya çalıştığı ilişkiler var. Bir yandan da Afganistan'da istikrarın bazı unsurları var. İşte mesela Pakistan'ın Afganistan üzerinde ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Rusya'nın Afganistan üzerinde ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bunlarla da Türkiye'nin olumlu ilişkileri var. Bu açıdan bakıldığında o NATO ve Batı'nın çıkarlarını koruyan bir Türkiye değil de dost Afgan halkının istikrarına katkı sağlayan bir ülke, Afganlarla yan yana yüz yüze konuşan, onlarla işbirliği yapan, onların istikrarına katkı sağlayan bir ülke olarak Türkiye'nin bütün risklerine rağmen orada yapıcı roller olacağı kanaatindeyim. Elbette hani NATO'nun, Amerika'nın açmış olduğu ciddi bir tahribat var. Yüzlerce
düğün, yüzlerce cenaze bombalandı. Afganistan halkı gerçekten orada çok ciddi bir şiddete maruz kaldı. Bir yandan Taliban ve diğer radikal grupların baskısı altında, bir yandan da NATO ve Amerika'nın baskısı altında çok ciddi mağdur oldular. İstikrarsızlık süreci yaşandı. Ümit ediyorum ki yani tabii ki önümüzdeki dönemde daha istikrarlı bir noktaya gider. Ama bir yandan da Amerika'nın da arkasında bir enkaz bıraktığı gerçeğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Maalesef milyarlarca dolar, hatta trilyon dolar neredeyse harcandı Afganistan'da. Sadece yani harcanan paranın çok önemli bir kısmı askeri yani askeri kanallardan harcandı. Bugün için bakıldığında çok daha kırılgan bir Afganistan'dan bahsedebiliriz. Yine önümüzdeki dönemin aslında rekabeti de Asya üzerinden olacak. Asya'da da Afganistan çok kilit bir ülke. Yani bütün dediğim gibi Amerika'nın, işte Batı'nın, Çin'in ve Rusya'nın çıkar odaklarının olduğu bir coğrafya. Ondan dolayı da Afganistan'da yani kolay kolay da istikrardan bahsetmemiz çok zor. Dolayısıyla Türkiye çok zor bir denklemde, çok zor bir dönemde Kabil Uluslararası Havaalanı'nın istikrarını sağlamak, güvenliğini sağlamak için önemli bir rol aldı. Hı hı. Bu Türkiye'nin Afgan halkıyla olumlu ilişkisinin bir sonucudur. Ama şunu da biliyoruz ki yani Kabil Havaalanı da istikrar sağlanmazsa, güvenlik sağlanmazsa Kabil'de istikrar sağlanmaz. Kabil'de düşerse, oradaki istikrar bozulursa Afganistan'ın bütününde istikrar bozulacaktır. Bu açıdan bence Türkiye'nin yerel aktörlerle sağlıklı ve düzeyli bir ilişki, işbirliği çerçevesi oluşturarak Afganistan'da oynayabileceği roller var. Ama şunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bütün sahada oyun bozucu aktörler olacak. Yani Türkiye'yi hedef gösteren bunlar aslında Afganistan çıkarına olan insanlar olmayabilir. Başka Türkiye'nin düşmanı olan diğer aktörler, bu tip küçük grupları yani şu anda işte Taliban'ın 25-26 parçaya bölündüğünden bahsediliyor. Onun dışında onun üzerinde farklı terör grubu olduğundan bahsediyor. Ve bunlar da aslında bazı yani bu savaş ağları tarafından da yönlendiriliyor. Bunların da bir kısmının dış bağlantıları var. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı provokatif eylemler de olabilir. Türkiye bunu engellemek için de Afganistan içerisinde özellikle insani yardım ve diplomasiyi ön plana çıkaran şeffaf bir diplomasi yürütmek zorunda ve bunu dikkate almak zorunda. Dolayısıyla Türkiye her halükarda Afganistan'da önemli roller oynayacaktır. Ama bir yandan da Afganistan'da bu tip provokasyonların olacağını, hı hı, Türkiye'ye karşı bu tip oyun bozan aktörlerin müdahalede bulunmaya çalışacaklarını da öngörmemiz gerekiyor. Ama bir yandan da uluslararası barış açısından Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu gösteren bir operasyon bu. Bir yandan da tabii Afganistan kendi içerisinde de bölünmüş bir ülke. Yani orada işte Türkler, Türk kökenliler var, Tacikler var, bir yandan da Peştunlar var. Şimdi bütün bu çerçevenin Taliban üzerinden, aslında Taliban dinci bir örgüt gibi başladı. Başlangıçta kendini o şekilde meşru etti ama şu anda etnik bir örgüt, etnik bir aktör olarak da takip ediyor. Buradaki en büyük baskıyı da aslında oradaki Türk kökenliler üzerinde oluşturuyor. Dolayısıyla orada işte hani o Türkistan coğrafyasının bir parçası tabii ki Afganistan. Oradaki hani Türk gruplarının da aslında güvence altında olmaları Türkiye açısından, Türkiye'nin stratejik çıkarları açısından da önemli. Tabii ki taraf tutmadan arada dengeli bir şeyi sağlamak Türkiye açısından önemli. Yani dediğim gibi yakın vadede Afganistan'da istikrar görmek kolay değil. Ama Amerika'nın çıkması aslında bu tip radikal örgütlerin kendilerini meşrulaştırmalarına yarıyordu. Amerika oradayken bütün bu örgütler, terör grupları kendilerini meşrulaştırıyordu. Biz burada cihat yapıyoruz diyor. Yani onların aslında Amerika çıktıktan sonra, Batılı bu aktörler, NATO çıktıktan sonra aslında onların da kolay kolay eskisi kadar kolay hareket edemeyeceklerini, kendi oradaki operasyonlarını, terör faaliyetlerini meşrulaştıramayacaklarını göreceğiz. O açıdan da bir açıdan tabii ki riskler devam etmekle birlikte oradaki istikrarı daha dengeli bir hale getirebilecek bazı operasyonlar da var. Yine de Türkiye'nin bu konuda
gerçekten dikkatli olması gerekiyor. Provokasyonların olabileceğini öngörmesi gerekiyor. Hem Afgan halkının farklı kesimleriyle işte yani Eşref Gani ile işte Dışişleri Bakanı ile diğer aktörlerle Afgan ordusuyla hem de yerel aktörlerle maalesef orada bir güç birliği olmadığını biliyoruz. Yani bir ulus inşası süreci başarılı olmadı. Onlarla da işbirliği ve en azından işbirliği olmasa bile sağlıklı bir iletişim çerçevesinde hareket etmesi gerekiyor. Evet. Buradan hareketle bugün Almanya Başbakanı Merkel de aslında aynı şeyi söyledi. Hı. Bir ulus inşa edemedik itirafı oldu. NATO için de büyük bir başarısızlık öyküsü. Amerika için de keza öyle. Türkiye için, bölge için riskler ve yeni bir küresel çatışma alanının merkezi olmaya namzet bir alan gibi görülebilir belki. Sizinle devam edelim Haydar Hocam. Nasıl öngörüyorsunuz yeni dönemi? Talha Hocam aslında genel çerçeveyi çizdi ama sizin bıraktığınız yerden ben devam edeceğim. Ulus inşa etmek NATO'nun görevi midir? Bence bunu tartışmamız gerekiyor. Şimdi Amerika oraya niye gitti? Terörle mücadele için gitti değil mi? Yani 11 Eylül'ün hesabını görmeye gitti oraya. Bin Laden'in peşinden gitti Torabora dağlarına. Zaten Afganistan'ın daha öncesinden 79'dan itibaren bir Sovyet işgali vardı. Sovyetler de o bataklıktan çıkamamışlardı. Ve Amerika'nın eliyle yetiştirdiği Taliban karşısında yenilmişlerdi. Çekilmek zorunda kalmışlardı. Hatırlayın işte yeşil kurtarıcı olarak orada Amerikan tarafından Laden'in kökenini hatırlayın. Daha sonra işte terörle mücadele etmek için gittiğini söyleyen aktörün orada bir ulus devlet inşa etmek gibi bir gayesi olduğunu öğreniyoruz şimdi. Yani bu misyonun çok ötesinde bir şey ve onların haddi de değil bence. Afgan halkı kendi ulusunu kendisi inşa eder. Yani ne NATO'nun ne Amerika'nın böyle bir misyonu olmaması lazım. Zaten en büyük sıkıntı da oradan kaynaklanıyor. En siz, kadim milletlerden siz, bir tanesidir işte, yani. Suni bir şey işte yani. Orta Doğu'da olduğu gibi cetveli alıp elinize sınırlar çizerseniz ya da orada işte hocam saydı Peştunlar, Tacikler var, Hazara Türkleri var. Üç ayrı ırkı hepsini bir potaya koyup onlardan bir millet yaratmaya çalışırsanız böyle bir sonuçla karşılaşmanız çok normal. Bir de terörle mücadele ediyorum kılıfı altında işte Kunduz'da hastaneye vurursanız yüzlerce masum insanı öldürürseniz Nangarhar'da tarım işçilerini vurursanız sonra da pardon yanlışlıkla oldu derseniz Taliban tabii ki taban bulacaktır. Tabii ki Afgan halkı Amerika'ya karşı böyle nefret hissedecektir. İşte sorun burada. Biz de tam bu enkazın üzerine Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye baştan beri orada var. Ve havaalanının korumasını üstleniyoruz. Benim arkadaşlarım da gittiler geldiler orada başarıyla görevler yaptılar. Çok iyi ilişkiler kurdular oradaki insanlarla. Ama ben çok dolandırmayacağım. Çok net söylüyorum. Türkiye'nin oradaki misyonunun çok iyi belirlenmesi lazım. Yani Amerika'dan sonra biz orada ne şekilde olacağız? Hangi sıfatla olacağız? Bir BM kararı mı olacak? NATO olmayacak anlaşıldı. Yani Amerika olmuyorsa NATO da olmayacaktır zaten. Dolayısıyla Türkiye'nin bu bir milli görevi mi, ulusal görevi mi olacaktır? Ulusal görevin olması için belli şartlar var. Bir karşı tarafta bir muhatap olması lazım. Meşru bir hükümetin sizi çağırması lazım. Ya da diğer halkların, yani Taliban'ın itirazını hepimiz işte gördük. Gelirseniz dedi, ne kadar saygı duysak da dindaş olsak da biz böyle bir işgalci varlık olarak sizi tanımlarız ve sizinle mücadele ederiz dedi. Yani buna rağmen biz oraya inat edersek, orada bulunmak istersek, hatta işte oradaki istikrarı sağlamak için sadece havaalanı elde tutmak da yetmeyecektir. Şimdi hep söyleniyor ya, sadece havaalanıyla bitmeyecek olay. Tamam, havaalanı çok önemli. Kabil'i tutmak için çok önemli. Kabil'de Afganistan'ı tutmak için çok önemli. Bir mülteci sorunundan bahsediliyor. Mülteci sorununu çözmek için sınırları da tutmanız lazım. Yani bütün biz öngörüyor muyuz Afganistan'ın bütün coğrafyasına hakimiyet sağlamak ya da güvenlik altına almayı? Yok, öyle bir işimizin olmaması lazım. O bizim de bu şeyimizi aşan bir olması lazım. İşte Birleşmiş Milletler bize Güvenlik Konseyi bu konuda bir yetki verecek mi? Görev verecek mi? Türkiye yalnız mı olacak? Ya o kadar çok belirsizlik var ki ben bu şartlar altında Türkiye'nin orada olmasının yani mevcut mevcudiyet halinden bahsetmiyorum. Daha fazla orada varlık arttırmasını çok uygun olmadığını düşünüyorum açıkçası. Hocam belki şey dedi işte Batı'nın menfaatini korumak değil, yani sanki öyle gibi algılanıyor şu anda. Şimdi Amerika çekiliyor. Amerika'nın enkazını ya da mağlubiyetini ya da yenilgisini kapatmak için Türkiye orada dursun. Bir şekilde Amerika Batı adına varlık göstersin. İşte deniyor ki Amerika çekildi. Eğer biz de orada bulunmazsak Çin ya da Rusya bu boşluğu dolduracak. Şimdi bu boşluğu onların doldurması bizim ne kadar çıkarımızla çatışıyor? Bunu iyi konuşmamız, tartmamız lazım. Yani biz çünkü eğer orada söylenildiği gibi muharip bir varlık bulunduracaksak, asker bulunduracaksak ve operasyonel olacaksak
muhakkak ki bir şekilde istemesek de Taliban'la karşı karşıya geleceğiz ve sıcak çatışma söz konusu olacak. Ve orada şehitler vermemiz mümkün hale gelecek. Ya bu en son isteyeceğimiz şeydir ve en kötü senaryodur. Ya buna katlanabilecek nasıl bir çıkarımız var burada? Afgan halkının istikrarı bizim için çok önemli. O bölgenin barışı, onların bir ulus devlet olması, sınırlarında güvenlik olması, refah seviyelerini çok önemli bizim için ama... Acaba bizim daha yakın tehditlerimiz varken Afganistan bizim için biraz uzak mı kalıyor? Onu biraz farklı bir şekilde uluslararası bir koalisyonla mı orada olmak daha mantıklı? Yani ben bu konuda biraz açıkçası şey değilim. Türkiye'nin oradaki varlığının biraz daha tartışılması gerektiğini düşünüyorum. En azından şu an için. En azından Taliban'dan buna benzer açıklamalar geliyorken. İşte hocam söyle, Taliban'ın arkasında başka şeyler olabilir. Taliban'ı başkaları konuşturuyor olabilir. Doğru, olabilir. Ama şu anda Taliban merkezi yönetimden daha fazla alanı tutuyor. Daha güçlü durumda şu anda ve her günde yeni yerleri eklemliyor. Yani Suriye'de yaşadığımız gibi düşünün. Orada nasıl DAEŞ alan hakimiyeti sağladı parça parça. Bir de baktık %30'u Suriye'nin DAEŞ'in hakimiyeti altına girmiş. Taliban bu işi aştı. Şu anda gittiğimiz zaman Taliban'la karşılaşmamamız mümkün değil. İşte bu muhasebeyi çok iyi yapmamız lazım. Biz evet. Gerçekten Batı'nın çıkarlarını mı koruyacağız? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgeyle alakasını savunmak için mi orada olacağız? Eğer ikinci şık olacaksa bizim şeyimiz, onlarla konuşmamız gerekiyor. Onların istemediği bir şeyi de yapmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Onlara yardım ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bu yardım illaki asker bulundurmak mıdır? Ya bunu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Şu an için de erken olduğunu düşünüyorum. Bizim daha sıcak konularımız var. Tehdit algıladığımız daha yakın bölge, birinci kuşağımız var çünkü. Şimdi ben de mesela bazıları böyle söylediğim zaman diyor ki, o zaman Türkiye'nin Libya'da olmasını niye savunuyorsun? Şimdi Libya ile ben Afganistan'ı aynı kefeye koymuyorum. Libya ile aramızda bir anlaşma var. Deniz yetki alanlarını belirleme anlaşması var. Ve bu anlaşma bizim Doğu Akdeniz'deki egemenliğimizi koruyor. Yani onun arka planını sağlıyor. Böyle bir faktörü var. Ve Libya bize çok daha yakın bir coğrafya. Afganistan öyle değil. Bir kere lojistik zorluklar var. Arada İran var. Yani onu çok iyi hesap etmemiz lazım. Evet. Belki Pakistan'dır, İran'dır, belki başka aktörlerle yapılabilir bu. Ama kesinlikle yerel halkın desteği gerekiyor. Türkiye'nin şu anda ilişkide olduğu şeyler Hazara Türkleri. Onlarla çok yakın münasebetlerimiz var. Evet, ama Peştunlarla o kadar da sıcak bir ilişki yok bölgede. Peştunlar işte Taliban'ın nüvesini oluşturan etnik kesimler. Pakistan Taliban'ın da içinde oluyor. Afganistan'daki Peştunlar ve Pakistan Taliban'ı da var. Etraftaki diğer örgütler de var. Bir de Taliban dışında örgütler var. DAEŞ tamamen bitmedi. El-Kaide bitmedi. Onlar da var ve Taliban'ın aslında onlarla da mücadelesi var. Yani biz orada neyle karşılaşacağımızı çok iyi görmemiz lazım ve bizim oradaki yasal statümüzün de çok iyi belirlenmesi lazım. Tamam, biz bir Birleşmiş Milletler misyonu olarak Türkiye orada bulunabilir. Diğer ülkelerin de katkısıyla. İşte en son gelişme neydi? Amerika Kabil Havalimanı'nın hava savunma sistemleri konuşlandıracağını açıkladı. Bu yeterli olacak mı? Olmayacaktır. Yani orada asker bulundurmanız gerekiyor. İnsan gücüyle o sınırları ancak kontrol edebilirsiniz. Karşılaştığınız insan da yine dindaşınız olan Müslüman bir kesim olacak. Bazı nüanslar olabilir, bazı farklı şeyler olabilir ama bunları muhasebe ettikten sonra eğer hem onlar için, onların geleceği, istikrarı ve şey için daha iyi bir konuma gelmeleri için bizim orada olmamız gerekiyorsa ve Türkiye'nin de bundan da çıkarı varsa, bölgesel anlamda, küresel anlamda Türkiye'nin pozisyonuna katkı sunacaksa ben tamam diyorum. Ama sadece Amerika ile iyi geçinelim, Amerika'nın mevcut yönetimle yaşadığımız sorunları aşmak için bunu bir enstrüman olarak kullanalım diyorsak ben buna karşıyım kişisel olarak. Evet, siz bu konuda ne diyorsunuz Ece Hocam? Şimdi sadece Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri de değil de bölgesel diğer aktörlerle de, Rusya'yla da, Çin'le de ve yerel aktörlerle de bir takım işte dual track diplomasi dediğimiz, backdoor işte arka kapı diplomasi dediğimiz mekanizmaları yani askeri seviyede belki istihbari seviyede sürdürdüğünü de biliyoruz, duyuyoruz. Siz katılır mısınız? Evet, riskleri çok beraberinde barındırıyor ancak Türkiye bunu hani tamamen böyle sadece Batı'nın bir misyon, Batı ittifakının içerisindeki bir misyon görevi olarak mı bakıyor? Sizce yoksa yeni bir tıpkı işte Karabağ gibi, Libya gibi yeni bir bölgesel açılım, belki burada oynayacağı bir ara buluculuk rolü. Yani evet,
Pakistan'la NATO, barış evet, mesela evet, gibi. Evet, kesinlikle. Gibi. Yani bölgesel olarak evet. Türkiye'nin burada bir arabuluculuk rolünü takip edecek olması olarak mı bakıyorsunuz? Şimdi şöyle, tabii ki şimdi bakarken şunu tercih ederim bakmayı. Hani NATO'nun ya da Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin iyileştirmesi açısından Türkiye'nin Afganistan'da askeri varlığını arttırması bu Türkiye'ye zarar veren bir nokta olarak geri döner. Ama Türkiye eğer bu bölgede gerçekten kendi varlığıyla ve bölgesel çıkarları doğrultusunda mesela neyden bahsettik? Dedik ki Pakistan'la bir arabuluculuk olabilir mi? Bir barış olabilir mi? Bu bölgeye 20 yıldır belki de 20 yıldan fazla süredir gelmeyen barışın ya da düzenin gelmesinde Türkiye aktif bir rol oynayabilir mi? Şimdi Türkiye böyle bir rolü oynayabilmesi için Haydar Hocam'ın söylediği şeyler çok doğru. Yani aynı zamanda Talha Hocam'ın hani insani yardım sadece askeri varlık değil ama bu bölgedeki halkın sorunlarının iyileştirilmesi ve aynı zamanda buraya belki birazcık yumuşak gücü de kullanarak belki onları yani burada orada bulunma varlığımızın nedenlerini ikna ederek, onlara insani yardım götürerek bu bölgenin gerçekten halkının iyileştirilmesini, bu bölgede barış, düzenin, istikrarın sağlanması için Türkiye'nin varlığının burada olduğunu ikna etmek ve tabii ki oradaki birçok farklı aslında aktör var. Bu aktörlerin her biriyle de aslında iletişim halinde olmak. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin bir işbirlikçisi ya da bir uzantısı gibi algılanmaması, NATO'nun bir uzantısı gibi algılanmaması tüm tarihi bağlarıyla birlikte Afganistan'da aslında istikrarın sağlanması için yardımcı olabilecek, arabulucu olabilecek bir ülke olarak istendiği takdirde, kabul edildiği kadar ama yani bu arabuluculukta karşı taraftan onay gördüğü kadar bir rol alması tabii ki Türkiye'nin itibarı ve bölgesel anlamda farklı bir bölgede de gücünü göstermesi. Hani hep söylüyoruz ya Türkiye önemli bölgesel bir aktör ama Türkiye'nin bundan sonraki atması gereken adım bölgeler arası bir aktör olması. Dolayısıyla arabuluculuk rolünü de ya da bu işgallere karşı olan Türkiye duruşunu farklı bölgelerde, farklı şekillerde ve başarıyla gösterdi dünyaya. Ama Afganistan bir mayın tarlası. Yani mesela şunu söyleyebiliriz. Suriye'de aslında bir ara formül bulundu ve Türkiye Rusya ile birlikte bu bölgede terörle mücadelede de işbirliği yaparak bir takım başarılar elde etti, ortak devriyeler gezdi. Şimdi Türkiye Afganistan'da eğer tek başına bir rol almak isterse o zaman bunun en küçük yanlışta bedelini de aslında umduğumuz pozitif çıkarımlara karşı çok negatif olarak ödeyebiliriz. Dolayısıyla burada Rusya ile belki işbirliği içerisinde olmak yani yine burada da bir ara formül arayışında olması Türkiye'nin çok önemli. Dolayısıyla bu noktada da bana bu birazcık da şeyi hatırlatıyor. Bu Bağdat Paktı vesaire oluşturulurken hani Türkiye neden başarısız oldu o dönemde? Çünkü aslında emperyal bir ülke uzantısı gibi algılanmıştı Arap ülkeleri tarafından ve çok da fazla samimiyeti sorgulanmıştı. Hani NATO'nun acaba bir şey mi parçası mı hala bu soğuk savaş döneminin algısıyla mı hareket ediyor yoksa gerçekten bizi algılayıp hakikaten de burada bir işbirliği olabilir mi diye. Afganistan'da da işte o algının oluşmaması için Türkiye'nin çok adım adım ve hakikaten oradaki tüm aktörlerle iletişim halinde olarak oradaki rolünü önce Türkiye'nin kendisinin belirlemesi. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz tabii ki müttefiklik ilişkilerimiz önemli ama Afganistan bizim birinci sorunumuz değil. Bizim birinci sorunumuz mesela Suriye çok daha bizim çözmemiz gereken bir sorun. Ama Afganistan'da keza alabileceğimiz bir rol, aktör olarak oradaki varlığımız bize artı bir şeyler getirebilir mi? Oyunu doğru kurar, doğru oynar ve doğru ara formüller oluşturursak getirebilir. Burada o yüzden şuna çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Nasıl mesela
ülkelerin, özellikle bunu Rusya, Amerika Birleşik Devletleri çok yapıyor. Farklı bölgelerde hem askerini hem ekonomisini hem dikkatini dağıtmak için aslında Rusya'yı farklı noktalara yönlendiriyor. Ama bunu hep negatif üstünden yapıyor. Yani mücadele edebilecek bölgeler üstünden yapıyor. Türkiye'ye böyle bir şeyi müttefiklik üstünden, daha pozitif bir şey üstünden yapmaya çalışabilir. Bu da bize aslında Suriye'de ayrı, işte Libya'da ayrı, Doğu Akdeniz'de ayrı çok fazla efor sarf ediyoruz aslında biz. Bu eforun içerisine bir de Afganistan girdiği zaman çok dağılmış ve aynı zamanda da farklı noktalarda krizlerle, çünkü Afganistan'ın krizsiz bir şekilde çözülmesi de çok mümkün değil. Mutlaka orada krizler, irili ufaklı, belki çok zarar vermeyecek ama çözmek zorunda, efor sarf etmek zorunda olacağınız krizler olacaktır. Dolayısıyla burada ne kadar açılacağımızı, sınırlarımızın ne kadar genişleteceğimizi bu alanda çok iyi analiz etmemiz gerektiğini ve bu konuda çok adım adım, yani küçük adımla önümüzü göre göre ve dediğim gibi sadece Amerika Birleşik Devletleri ile değil, aynı zamanda Rusya ile de, yani o denge politikasını, özellikle Afganistan üzerindeki, Afgan halkı üzerindeki etkili kısmını, o mayın tarlasında mayınlara basmadan ilerlemek için mutlaka işbirlikleri çok büyük önem kazanacaktır. Ha, bunun yanında Pakistan'da bir arabuluculuk olursa ne ala, bizim için çok güzel bir itibar kazandıracak ve farklı bölge, bir bölgede de Türkiye'nin gücünü, etkisini gösterebileceği, iyi ilişkiler kurabileceği bir ortam hazırlar. Ancak bu noktada göçe de çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli bir problem olarak da, yani bir çıktı olarak da karşımızda duruyor. Dolayısıyla biraz tehditleri bir SWOT analizi yapmamız gerekiyor. Yani bizim buradaki fırsatlarımız neler? Türkiye olarak bizim buradaki tehditlerimiz neler? Kazanımlarımız neler olabilir? Kaybedersek ne olabilir? Yani bunların analizini yapıp zaten hani mutlaka yapılan açıklamalarda da Türkiye'nin lojistik anlamda, askeri anlamda, ekonomik anlamda işbirliklerin neler olabileceği defaatle söyleniyor ve buna göre zaten kararlar alınıyor, ama bu bana birazcık fazla riskli ve dolayısıyla çok hani işin içinde Amerika olunca ben birazcık tedirgin oluyorum doğal olarak. Yani Amerika'yı da dengeleyecek karşısına bir şey koymanın gerektiğinin Afganistan meselesinde de önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle söyleyeyim. Evet. Biraz sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konu başlığına geçeceğiz ama son olarak bu konuyla ilgili Talha Hocam. Yani Amerika Irak'ta maliyeti ödememek için şu anda oradan da son askerlerini çekiyor. Suriye'de maliyeti Obama ödemedi. Bu bölgenin sorunu dedi. Şimdi Afganistan'da yine maliyetini bir şekilde bölge ülkelerine, dünyaya, Afgan halkına önce ödetmeye çalışıyor. Ve Türkiye bu noktada çok kritik bir ülke olmak için en azından sahneye çıkmış durumda. Ece Hocam dedi, hani Amerika'nın yerine ne konabilir peki burada? Amerika aslında çok ciddi maliyet ödedi. Yani maddi maliyet ödedi, asker kaybetti. Prestiji zedelendi. 10 trilyon dolardan bahsediyoruz. Yani prestiji zedelendi. Yani kendi içerisinde bir sürü askerini orada tüketti. Dolayısıyla Amerika aslında çok ciddi bir maliyet ödedi. Tamam, yani o 11 Eylül'ün bütün hışımını, hırsını oradan çıkarttı ama onun da daha sonradan kendine maliyeti oldu. Ama şunu da görmek gerekiyor. Tamam, yani Türkiye açısından riskli ama Türkiye'nin Afganistan'da olmasından memnun olacak Afganistan'da çok ciddi bir kitle var. Türkiye'yi orada isteyen, yani biz hep dışarıdan bakıp tehdit kısmını görüyoruz ama hem Peştunlar içerisinde hem de diğer gruplar içerisinde Türkiye'nin orada dengeleyici bir aktör olarak var olmasından memnun olacaklar vardır. Tabii bu Türkiye açısından bu risk almaya değer mi? O ayrı bir şey. Ama şunu net olarak biliyoruz ki gerçekten Türkiye'yi orada isteyen aktörler de var. Yani bunu da göz ardı edemeyiz. Ama Türkiye tabii ki NATO'nun, Batı'nın bir uzantısı gibi olduğunda aynı şekilde misafirperverlikte karşılanmayacaktır. Bu da net. Dolayısıyla sizin orada Pakistan'la, Rusya'yla, oradaki diğer yerel unsurlarla iyi bir ilişki kurabilirseniz orada bir istikrarı sağlamaya katkı sağlarsınız. Ama orada bir emperyalizmin uzantısı gibi, orada güç devşirmeye çalışan bir aktör gibi davranırsanız bu sefer diğer aktörlerin yaşadığı gibi bir sıkıntı yaşarsınız. Her halükarda çok zor bir coğrafya, çok zor bir misyon. Bence Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı olmadan ve yerel aktörlerle belli bir mutabakata varmadan yapılabilecek bir Afgan
Türkiye'nin Afganistan'daki uzun vadeli kalışı çok riskli olacaktır. Bence bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Yani hem uluslararası açısından meşruiyeti olan hem de yerel aktörlerin çok önemli bir kısmının kabul ettiği bir Türkiye orada yapıcı rol alır. Öteki türlü Türkiye'nin misyonu sorgulanacaktır. Türkiye'nin oradaki operasyonları engellenmeye çalışacaktır. Buraya da dikkat etmek gerekiyor. Evet, Afganistan'ı yine konuşacağız. Öyle görünüyor. Bu parantezde şu anda bırakalım. Özellikle bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir müjde vereceği 20 Temmuz'da dünyaya açıklanacak bir mesaj, verilecek bir mesaj Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Biliyoruz ki bir çözümsüzlük, yani küresel anlamda uluslararası ilişkilerdeki çözümsüzlüğün bir şekilde bugün fiili olarak yaşandığı yer Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu anlamda yaşadığı büyük haksızlıklar var. Yıllardır işte Birleşmiş Milletler marjındaki bir takım müzakereler çözümsüz kaldı. Çünkü tek taraflı ve dayatmacı ve oldu bittiye dayanan politikaların sonucunda. Şimdi Türkiye iki devletli çözüm konusunu artık Cenevre'de masada bu konuyu artık bu masada bunun pazarlığının olmayacağını, adada iki tane bağımsız ülke olacağını, tıpkı Rum ülkesinin tanındığı gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu anlamda bağımsız bir devlet olarak tanınması için başka çıkar yol olmadığında kararlı bir duruş sergiliyor. Şimdi 20 Temmuz'da neler olabilir, olası senaryoları ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği müjde ne olabilir konusunda bir beyin fırtınası yapabiliriz belki. Buyurun Aydın Hocam, sizden başlayalım. Şimdi 20 Temmuz neden önemli? Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü. Evet. O adadaki Türklerin maruz kaldığı şiddeti ve soykırım politikalarını nedeniyle Türkiye'nin müdahale etmek zorunda kaldığı bir operasyondan bahsediyoruz. Barış operasyonundan bahsediyoruz. Ve o günden bugüne oradaki Türk halkının artık 83'te itibaren bir devlet formuyla varlıklarını sürdürdüğünü, belli bir döneme kadar işte Birleşmiş Milletler çatısı altında, daha sonradan Avrupa Birliği'nin de sürece girmesiyle işte federal bir çözüm, yani iki devletli bir ayrı ayrı devletler değil, tek federasyon altında bir çözüm söz konusuyken bunun da çıkmaza girdiğini, artık bunun hiçbir zaman karşılığı olmadığını, Türkiye bu çözümlerin hep desteklese de, her halükarda desteklese de Rum tarafının bu konuda samimi davranmadığını, yani son biz işte 2004'te Annan Planı'nın referandumunda gördük. Türk tarafı bu planı kabul ederken, ki dezavantajları olmasına rağmen, toprak kaybı olmasına rağmen bu planı desteklerken maksat çözüme ulaşmaktı. Çünkü mevcut statükoyu sonlandırmaktı. Rum tarafı bu planı reddetti. Ama buna rağmen Rum tarafı, işte Avrupa Birliği daha önceki sözlerinden dönerek, Rum tarafını tek taraflı olarak birliğe kabul etti. Türk tarafı birliğin dışında kaldı. Şimdi o dönemi hatırlarsanız bir Ankara protokolü vardı. Türkiye Rum tarafını tanımadığı için Avrupa Birliği de Türkiye'ye baskı yapıyordu. İşte limanların en azından kullanılmasına bir ara formu falan bulmuştu, ama Avrupa Birliği o dönemde sözlerinin arkasında durmadı ve Türkiye'de Ankara Anlaşması'nı da uygulamadı, yerine getirmedi. O günden bugüne ne değişti? Yani biz neden artık bir federal çözümden bahsetmiyoruz da iki devletli çözüm? Çünkü federal bir planın, federal bir çözümün artık sahada karşılığı yok. Yani bilmiyorum, işte Kıbrıs'a gittiyseniz görmüşsünüzdür. Belki iki halk arasında eskiden kaynaklanan bazı ortak noktalar olsa da 74'ten itibaren 74'te maruz kaldıkları şiddet nedeniyle artık o bağ kopmuş durumda. Bir taraf Avrupa Birliği fonlarıyla daha müreffeh bir hayat yaşarken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'nin destekleriyle ayakta ve maalesef izole bir hayat yaşıyorlar. Türkiye dışında kimse tanımıyor. Bütün uçuşlar Türkiye üzerinden gidiyor. Böyle bir hayat yaşıyorlar ve Rumların istediği, yani Rumların başka liderliğinde bir devlet oluşsun. Türk tarafına da bazı imtiyazlar, bazı işte kerhen, bazı haklar tanınsın. Onların istediği şey bu. Ama bunlarda da samimi olmadığını maalesef bir süreç içerisinde yaptıkları şeylerde gördük. İşte en çok üzerine durdukları ne? Adadaki Türk askerinin varlığından rahatsızlar. Ama Türk askeri adadaki Türklerin garantörü zaten. Yani orada olmak zorunda oldukları için oradalar. Yoksa keyfiyetten orada bulunan bir şey değil. Bu Türkiye için de yük olurdu zaten.
Kıbrıs Adası'nın Türkiye'ye sağladığı stratejik bir üstünlük var. Evet, bunu inkar etmiyoruz. Ama orada soydaşlarımız var. Yani Türk asıllarımız var, Türk vatandaşları var. Dolayısıyla onları da desteklemek boynumuzun borcu. Ya, orada bulunmamızın pek çok sebebi olduğu gibi bunlardan bir tanesi de bu. Şimdi Cumhurbaşkanımızın orada olmasının ve açıkladığı gibi bazı size güzel haberler, müjdeler vereceğim dedi. Zaten kendisinin adaya gitmesi bile başlı başına bir sembol. Çünkü biliyorsunuz daha önceden önceki sistemde başbakanlar ya da dışişleri bakanları giderdi. Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı yardımcımız bu konuyla muhatap olduğu için o gidiyordu. Muhatap olarak o bulunuyordu böyle törenlerde. Cumhurbaşkanı en yüksek, en üst derece temsilen orada bulunacak. Oradaki vereceği mesajlardan yani ne olabilir diye düşündüğümüz zaman tabii ilk gündeme gelen söz konusu olabilecek şey geçenlerde işte sahil kesimi açılan Maraş, kapalı Maraş'ın belki iskana açılabileceği söyleniyor. Şimdi Maraş neden önemli? Maraş gittiniz mi bilmiyorum, ben Maraş'ta evet, da bulundum. Evet. Çok da güzel bir yer. Orada bir ordayı var, orada da kalmıştık. Gerçekten yani Akdeniz'in incisi diyorlar ya öyle ama harabe durumda. Yani sadece kaldığımız bina tek yaşanabilir. Bir de BM'nin askerlerinin bulunduğu bina şey. Onun dışında o günkü o 74'ten kalmış gibi zaman tünelinin içindeki bir yaşam yerinden bahsediyoruz. Yani evlerin üstü şeyler bağlamış, böyle sarmaşıklar bağlamış bir hayalet şehirden bahsediyorsunuz. Ve orada dönemin en işte Avrupa'nın ya da dünyanın en zenginlerinin mülkleri var. Belki Türkiye burada bir teklif sunacak Rum tarafına. Orada mülkleri olan Rum vatandaşlarının da Türkiye'nin kurduğu daha önceden bir komisyon vardı mülklerle ilgili. Rum tarafı vatandaşlarını bunlardan buna başvurmaktan başvurmaması için engeller çıkartıyordu. Belki Türkiye'nin yapacağı açılımı Maraş'ta mülkü olan Rumların da başvurmasının önü açılacak ve muhatap olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak tabii. Eğer tanıyorsanız başvurursunuz. Mülkünüzün iadesi ya da karşılığı neyse tazminatın ödenmesi söz konusu hale gelebilir. Bu süreçteki bir aşama olacaktır. Yani tanınmaya giden bir aşama olacaktır. Çünkü benzerini Rum tarafı yapıyor zaten Türklere. Başvuranlara pasaport veriyor Rum tarafı. Niye? Çünkü mecburen Türkiye üzerinden uçmak zorunda kaldıkları için ama öbür türlü pasaport aldıkları zaman direkt Larnaka'dan dünyanın istedikleri yerlere uçuruyor. Böyle bir avantaj sağlıyor onlara. Yani bir nevi rüşvet veriyor Rumlar Türklere ve bunu yapıyorlar. Belki de Türkiye onların karşılık restini görerek böyle bir hamle yapabilir. Diğer bir konu da şey, Doğu Akdeniz'le ilgili bir müjde vermesi bekleniyor Cumhurbaşkanı'nın. Belki yeni bir keşif olabilir. Yani miktarı ve sahası tam belli olmamak üzere orada uzun süreden beri çalışmalar var. Bununla ilgili işte biliyorsunuz biz hiç beklemediğimiz bir anda Karadeniz'den müjde geldi bize. İkinci aşamada bu şey arttı, gazın miktarının daha da yükseldiğini gördük. Akdeniz'den, Doğu Akdeniz'den de böyle bir şey gelirse açıkçası çok da güzel bir şey olur. Bir de belki şey Pakistan ve Azerbaycan heyetlerinin biliyorsunuz ziyaretleri söz konusu olmuştu. Yani Pakistan heyeti gelmişti ama Azerbaycanlar da gelecekti. Bu sürece katılacak yeni ülkeler belki orada ilan edilebilir diye düşünüyorum Cumhurbaşkanı tarafından. Yeni bir ülkede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya yönelik bir adım atmış olabilir. Ya yani bu da bu anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de artık bir müstakil devlet olarak dünya siyasetine yerini alabileceği, şimdiye kadarki izolasyonunu kırabileceği bir adım olarak önemli diye düşünüyorum. Onun da artık gerisi herhalde Cumhurbaşkanı'nın ağzından evet, duyduğumuzda öğreneceğiz. Saklıyoruz. İnşallah hem Türkiye için hem de Kıbrıs Türkler için çok iyi bir haber olur ve hepimiz mutlu oluruz bu haberden diye düşünüyorum. Evet. Talha Hocam sizinle devam edelim. Son sözü Ece Hocam'a vereceğim. Bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı söz konusu olur mu? Ya zaten orada bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var ama bunun yani şartlarından önemli bir tanesi uluslararası tanınırlık. Şimdi bu konuda adımlar atılabilir. Yani tanınırlık derken de işte farklı ülkeler orada temsilcilikler açabilirler. Yani bununla başlayabilir. Diğer bir konu hala Britanya bir orada bir garantör ülkelerden bir tanesi. Brexit'le beraber Avrupa Birliği'nden de çıktı. Britanya'nın atacağı adım orada çok önemli. Yani oradaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne meşruiyet sağlayabilecek bir adım olabilir. Orada bir beklentimiz olur. Yani ona bakarak diğer uluslararası aktörler de ilk aşamada belki BM Güvenlik Konseyi kararı aleyhinde olmasa bile atabilecek bu tip yapıcı adımlar diğer ülkelerinde Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temsilcilik açması ve yavaş yavaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşruiyet kazanmasını sağlayabilir. Dolayısıyla
Tabii ki bu dosya Türkiye ile Avrupa Birliği arasında, Türkiye ile Yunanistan arasında sorun teşkil etmeye devam edecek. Ama bence artık bu noktadan sonra bu Türk Keneşi dediğimiz Türk Konseyi, işte diğer bazı aktörler buralarda yavaş yavaş temsilcilikler açacaklardır. Ve buradaki mevcut zaten çözümsüzlüğün sürdürülemeyeceği de net bir şekilde ortaya çıktı. En son Crans-Montana görüşmelerinde. Artık yani federal çözüm üzerinden gidebilecek herhangi bir yolun olmadığı net bir şekilde ortaya çıktı. Ve bundan sonraki dönemde de ben de Haydar Hocam'a katılıyorum. Yani oradaki Rumların malları, mülkleri kendilerine iade edilmek suretiyle oranın imara açılması söz konusu olabilir. Bunun da yapıcı etkileri olacağı kanaatindeyim. Yani oraya bir yatırım çekme ihtimali olabilir. Tekrar oraya toplumlar arasında belki etkileşimlerin sağlanabileceği bir ortam oluşabilir. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin ve Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesiminin bundan aslında rahatsız olduğunu biliyoruz ama en nihayetinde burada verilen olumlu mesajın birden fazla boyutu olacağını öngörmemiz gerekiyor. Evet. Ece Hocam, sizinle devam edelim. Özellikle İngiltere'nin son dönemde İngiltere'nin basına yansıyan, gerçi resmi olarak teyit edilmemiş bu konudaki bir takım pozitif adımlarına şahit oluyoruz. Ancak dediğimiz gibi teyide muhtaç. Öte yandan Talha Hocam, Haydar Hocam da söylediği gibi diğer ülkelerin, Pakistan, Azerbaycan gibi ülkelerin böyle bir ihtimal dahilinde tanınırlığı konusunda zaten çok olumlu adımlar atacağını da biliyoruz. Sizin bu konudaki öngörünüzde tabii Yunanistan ve Avrupa Birliği ile de ayrıca yeni bir çatışma fazlası, yeni bir dönemde aralanacak, ancak sizin öngörünüz nedir? Ben şöyle düşünüyorum. Çok akılcı davranacağımızı düşünüyorum. Yani hani böyle çatışmaya direkt böyle karşı karşıya getirecek, çatışma yaratacak değil de şöyle bir adım atılabilir diye düşünüyorum. Şimdi bizim öncelikle yapmamız gereken şey ne? Burada bir meşruiyet yaratabilmek için önce diyalog kapılarını açmak. Bu diyalog kapılarını diplomasiyle açamıyorsunuz, konuşarak açamıyorsunuz, bir anlaşma sağlayarak açamıyorsunuz, Birleşmiş Milletler'de bunu tartışarak açamıyorsunuz, işte zorla tanıtamıyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Onları muhatap olma zorunluluğunda bırakacak bir takım kapılar açmanız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla onları muhatap olmak zorunda bıraktığınız zaman da şu olacak: ya siz kendi yani bir kazanç ve bir kayıp koyacaksınız ortaya. Ben tanımıyorum deyip sizin halkınız rahatsız olabilecek bir noktada halkınızla o zaman yönetimi karşı karşıya getirebilecek, ama siz onu getirmek istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki eğer tanırsanız ve muhatap alırsanız o zaman bu süreçte zaten siz meşru bir diyaloğa girmek için, tanıyarak bir diyaloğa girmek için bir adım atacaksınız. Eğer bunu yapmazsanız o zaman sizin içeride rahatsız olabileceğiniz ve tehdit olarak görebileceğiniz bir huzursuzlukla karşılaşacaksınız. Seçim sizin. Bence yapılacak açıklamalar bu minvalde olacak. O yüzden bir, Kapalı Maraş'ın statüsü çok önemli burada. Bence kesinlikle onunla ilgili bir şey gelebilir. Çünkü o muhatap olmak zorunda bırakıp kendi içinde de orada mülkleri olan halkla yönetimi karşı karşıya getirecek. Bu artık onların sorunu. Bizi ilgilendirmez. Bir. Evet. İkincisi de ben Geçitkale'de kalıcı silahlı insansız hava araçlarının bulunduğu bir üsle ilgili. Çünkü bu da çok önemli. Neden? Çünkü orada bir kalıcı üs eğer olursa bu aynı zamanda hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için hem de diğerleri için bir tehdit. Ama diğerleri için tehdidi kendileri algılıyorlar o şekilde. Dolayısıyla hani bir doğalgaz rezervi ile alakalı bir açıklama olabilir mi? O da belki olabilir. O konu işte o zaman ne olur? İlişkinin kızışmasına neden olabilir. Ama benim öngörüm daha çok oradan yapılacak açıklamaların tabii ki Azerbaycan'la ilgili, hani tanınmasıyla ilgili de bir açıklama olabilir. Cumhurbaşkanımız tamamen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'yi ilgilendiren bir konuyla ilgili de açıklama yapabilir. Orayı merkez olarak alarak Türkiye ile ilgili de müjdeli bir haber verebilir. O da bize şu mesajı verir: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye birdir. Ben oradan da bu mesajı
hani buradaki evet. Türklerle ve Türkiye'yi ilgilendiren konularla ilgili de böyle bir açıklama yapabilirim. Dolayısıyla ben bu üç üstünde duruyorum. Ece Hocam bayağı senaryo çalışmış. Evet. Her ne kadar kötü davranmış olsa da program başında. Yani bu kesinlikle... Yok şu anda gerçekten evet. Beyin fırtınası dediniz. Kesinlikle. Beyin fırtınası yaparken yani aklıma geldi. Yani tüm simülasyonlar zaten hepsinin sonucu bir şekilde... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının uluslararası arenada dediğiniz gibi kabul ettirilmesi noktasında taşınmış. Aynen taşlar. Yani bunlar taşlar. O taşlar üstünde yürüyerek zaten bu oraya kadar gidecek. Dolayısıyla da ben burada çok stratejik olacağımızı, diplomasi ve güvenliğin ön planda olacağı bir şey olacağını düşünüyorum. Yani orada çok çok akıllı zaten satrancı çok da iyi oynayarak hani bu konularda ilerlemeler oluyor. Ben böyle bir gelişme olabileceğini düşünüyorum. Evet. Son birer bir buçuk ay dakikamız. Ben Talha Hocam'ın bu konudaki şeyi gerçekten onun çok faydalı olur diye düşünüyorum. İngilizlerin durumunu. Biliyorsunuz birkaç ay önce böyle bir İngiliz planından bahsedildi Kıbrıs meselesiyle ilgili. Evet. İngilizlerin güvenlik konusunda Hüseyin'in dışında garantörlük olarak kendilerinin inisiyatifi aldığı işte Türkiye ve Yunanistan'da masaya oturacak gibi bir plandan bahsediyor. Tam açıklanmadı o zaman. Jack Straw hatta evet, o konuda. Yani, tanıması lazım dedi Kıbrıs'ı Türkiye İngiltere'nin dedi ama Jack Straw sonuçta eski bir dışişleri bakanı olduğu için yönetimde değildi. O dönemde hatta burada da konuşuldu. Böyle bir tanıma mümkün olur mu yakın zamanda falan diye. Eğer böyle bir şey olursa gerçekten çok zamanlaması olarak da isabet olur. Çok da güzel bir şey olur. Yani hem bizim için hem Kıbrıs için çok faydalı olur. Ve süreçte de İngiltere'nin rolünü siz söylediniz zaten. Altını çizdiniz. Önemli. Yani buna Rumların ve Yunanların da çok da fazla itiraz etme şansları da kalmıyor. Ece Hocam'ın söylediği gibi. Yani karşı tarafın itirazını da kıracak ve çatışmayı da engelleyecek bir şey. Çünkü üçüncü bir aktörü sürecin içine sokmuş oluyorsunuz. Eğer böyle bir şey olsa hakikaten çok mükemmel bir şey olur. Türkiye'nin işi olayı tamamen farklı. O tamamen boyutlarını aşan bir şey. Genişinde çok iyi bir ilişkimiz var. Ama bu konulara girmiyorlar. Şimdiye kadar girmiyorlar. Ama bundan sonra girmeyeceği anlamına gelmiyor. En son yapılan görüşmelerde bu da yani, gündeme alındı. Mesela kültürel temsilcilik bile bir şeydir. Yani hani tanınmayı doğrudan kesinlikle. Resmi olarak tanımak değil de hani aslında bu tip faaliyetlerle böyle başlar, de tanıyabilirsiniz. Bu adımdır. Evet. Tabii bunun üzerine inşa edilebilir. Çok isabetli olur diye düşünüyorum. İnşallah böyle bir şey olur ama tabii bunun dışında Cumhurbaşkanı bizi ofsayta düşürebilir mi ya da ters bir şey yapar mı bize bilmiyorum. Bambaşka bir şey de söyleyebilir. Belki Yunanistan'la oturmuştur, anlaşmışlardır bir konu üzerinde. Bu iş kendi mecrasında çözülecektir falan. O zaman tabii mükemmel bir şey olur ama inşallah yani ne olursa olsun böyle güzel şeyler olsun ve hem Türkiye hem de Kıbrıs kazansın. Evet. Son bir dakikamız sağlayacağım. Ya tabii maalesef Kıbrıs meselesi Avrupa Birliği ile müzakere sürecimizi de aslında durduran bir mesele oldu. Yani Yunanlılarla Kıbrıs Rum kesimi meseleyi kendi içlerinde çözdüklerini düşündüler. Enosisi aslında Avrupa Birliği altında çözdüklerini düşündüler ama bunun maliyetini maalesef Türkiye ve Kıbrıslı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ödedi. Ama geçen süreç içerisinde aslında Türkiye'nin bu konuyu ne kadar önemsediğini, bu konuda taviz vermeyeceği net bir şekilde ortaya çıktı. Uluslararası toplum da aslında bunu gördü. Yani artık birbiriyle birleşmek istemeyen iki toplumu bir araya getirmek mümkün değil. Yani dünyada işte Çekoslovakya'nın ayrıldığı, birçok ülkenin ayrıldığı bir ortamda birbirleriyle bu tarz bir sorun yaşamış iki toplumu bir araya getirmek çok mümkün değil. Dolayısıyla bence artık bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tanınma sürecini aşama aşama göreceğiz. o doğrultuda gideceğiz. Ümit ediyorum ki dediğim gibi yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ve diğer uluslararası aktörlerle ilişkilerine ket vurmasın. Bizim beklentimiz bu. Evet. Sonuç ne olursa olsun eminiz ki Türkiye için, Kıbrıs Türk halkı için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hayırlı olacaktır. Kıbrıs bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin belki bu noktada dediğimiz gibi kilometre taşları döşeniyor bugünlerde ve biz Salı gününü heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Talha Köse'ye, Sayın Ece Baban, Sayın Haydar Oruç. Ben küresel oyunun sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyoruz.